Selamünaleyküm. Geçen hafta elde olmayan nedenlerle, efendime söyleyeyim, başlayamamıştık. Bu hafta başladık. Bütün arkadaşlara selam olsun. Dersleri bekleyen arkadaşlar da vardı. Onlara da selam olsun. Burada ders çalışıyoruz. Sohbet etmiyoruz ama bazen sohbete de dönebiliyor. Sohbet ders niteliği taşır ama sohbetin en önemli özelliği bir aynalaşmadır. Sohbetin en önemli özelliği, efendime söyleyeyim, kişilerin iş dünyasında olanlarla beraber hemhal olmak. O hemhal oluş içerisinde yeni bir dünyaya taşınabilmek, yeni bir anlam ve değer oluşturur. Orada buluşabilmektir. Yani sohbetteki en büyük özellik aynalaşma ve buluşmaktır. Çünkü aynalaşmanın olduğu yerde buluşulur zaten. Bu aynalaşmak için de daha önce söylediğimiz gibi fark yaratmak gerekir. Yani düşüncede, anlamda bir farkındalık oluşturmazsanız o aynalaşmaya sebep veremiyorsunuz. Yani buradaki bu seneki konumuzla da ilgili bir şey bu. Yani düşünün, bir aynaya bakıyorsunuz. Aynada bir fark yaratılıyor, değil mi? Bir akis. Aksin size geri dönüşüyor. Refleks oluşu, değil mi? Yani o ayna üzerinden kişinin öznenin kendine dönüşüyor. Sohbet de öyledir. Efendime söyleyeyim. Bir aynalaşma oluşturur. Kişinin üç dünyası dışlaşır. O dışlaşmasında, ama birebir bir dışlaşma değildir. Temsile dayalı bir dışlaşmadır. Yorum içeren bir dışlaşmadır. Ki bundan olsa gerek ki sanatsal bir cazibesi, etkisi vardır. Buradaki en önemli şey, o yoruma dayalı olan etkileşim içerisinde, efendime söyleyeyim, kişi aynalaşırken, ama nasıl bir aynalaşma? Hani birebir kendini görme değil, o birebirliğin daha, yani farklılık yaratarak, yani kişinin kendisine yorum getirerek, üst bir perdeden, yorum getirerek, üst bir ilkeden, yorum getirerek, o yorumla kendisini yüzleşmesini sağlayabilmek. Onu sağladıktan sonra kişinin kendine dönüşü ve oradaki bir aynalaşmaya sebep verip ortak bir noktada buluşabilmek. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu. Onun için sohbet, efendime söyleyeyim, laklaka, geyiğe, hani böyle şeyler söylüyorlar argo terimle. Bunlara benzeyen bir şey değil. Sohbetin aynı zamanda bir ders içeriği de vardır. Çünkü hayata dairdir, yaşama dairdir. Yaşama dair olarak zaten aynalaşılıyordur. Onun için derslerde genelde bir ilke, profesyonel olarak veyahut amatörce, efendime söyleyeyim, felsefi düzeyde bir şeyler konuşulabilir. Ama sohbette bizzatı öznellik vardır. Öznel olmak zorundadırdı zaten. İçine alabilsin diye. Çünkü içine alır. Aynalaşmada olduğu gibi. Ama bir fark yaratmanın sonucunda olur bu. Ve bir yaratım anıdır o zaten. O yaratım anında var oluruz. Yeni bir şeyde var oluruz. Kendimizi değerlendiririz. Kendimizi görürüz. Aynalaşırız, yüzleşiriz, hesaplaşırız. Ama bir kendine dönüş yaşanır. Onun için sohbet çok kıymetlidir. Onun için bazıları söylüyor, sohbete gidiyoruz diyorlar ya hani. Hani bu aralarda zaten tarikatların cılkını mı çıkartmak için elinden geleni yapıyorlar. Cemaatler zaten cılkını çıkarttılar. Efendime söyleyeyim. Yani kendi öz değerlerini şey demiyorlar, barındıramıyorlar ve öz değerlerin hangi nitelikte iş gördüğünün farkında değiller. Bu sebepten dolayı da kendini güncellemeyen cemaatler, kendini güncellemeyen tarikatlar söz konusu. Halen şekil bu, ama nasıl bir güncelleme mi? Şekilcilikte kalmak. Yani cemaat dediğin zaman sadece belli bir ilke etrafında toparlanan ve efendime söyleyeyim, kendilerine bilindik özellikler yükleyerek bizler böyle şöyleyiz diyenler anlamında kullandığımız bir şey olabilir. Veyahut da tarikat dediğimiz, hani belli bir yöntemi uygulayarak, efendime söyleyeyim, yaşam biçimi oluşturmak da anlaşılabilir. Aslında burada özüne baktığınız zaman bu öylesi bir yaklaşım şekilcilikte kalmakla ilgili bir şey. Halen 1400 sene öncesinin, efendime söyleyeyim, peygamberimize salat ve selam olsun, kılık kıyafetiyle ilgili bir tarikat anlayışı varsa, 800 sene önce daha önce söylediğim gibi Yunus dahi söylüyor. Niye söylüyor? Hani eğer şeyle olsaydı, giyimle kuşamla olsaydı diyor yani, giderdik biz de diyordu çarşıdan pazardan alırız abi. Yani öze dayalı bir şeydir. Ereğe dayalı bir şeydir. Tevhidsel yaşamın tamamı sonuç almaya dayalıdır. Ki Fatiha bu noktada çok önemlidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin denekten sonra, değil mi? Yalnız sana ibadet edere senden medet umarız. Eyvallah. Bizi sapkınların yoluna değil, değil mi? Nimetini erdirdiklerinin yolu üzere. Bak, nimetinin erdirdiklerinin yolu üzere. Yani ne? Sonuç alanlar. Evvela bir hakikat tanımı yapılır Fatiha'da. Alemlerin üst gerçeği, ortak gerçeği, değil mi? Ve onun açılımı, alemlerdeki açılımı, yani hangi ilkeyi gözettiğinin açılımı söylenir. Errahmanirrahim. Yani rahmeti önceleyen, ben rahmeti kendime farz kıldım ayetiyle okunduğun zaman o Rahmanirrahim net anlaşılır. Evvela bir üst gerçeklilik olarak, yaratan gerçeklik olarak, her şeyin, efendime söyleyeyim, aynı zamanda evrensel ortak gerçekliliği olan ilke belirlenir. Değil mi? Söylenir, ifade edilir. Elhamdülillah Rabbil Alem. Hamda girmiyorum zaten. Ham değer biçmek, hakkıyla bilmek anlamını taşır. Bakın, Elhamdülillah Rabbil Alemin derken zaten
Rabbül alemin dediğin anda hamdı da yapmış oluyorsun zaten. Niye? Alemlerin üst gerçeği, alemlerin ortak gerçeği. Ki o alemler içinde biz de varız. Bizim üst gerçeğimiz, bizim ortak gerçeğimiz. Hepimizin buluştuğu bir yer olması gereken nokta. Zaten bu şekilde onu hakkıyla bildiğin zaman hakkıyla da hamd etmiş oluyorsunuz. Çünkü bilmek, hakkıyla bilmek, hakkını vermek. Yani onu zaten hamd etmektir. Bu çok önemli. E peki böyle bir üst ilke var. Ammenna. Bu alemlerdeki açılımı ne? Rahman ve Rahim. Yani ilke olarak kendine benimsediği. Yani yaratımın gerçekliğine, varoluşun ortak gerçekliğine kendine benimsediği. Kendine ilke koyduğu. Ben rahmeti kendime farz kıldım. İki düzeyde Rahman ve Rahim. Bakın bunlar hep yorum. Ama bu yorumun kendisinde buluştuğumuz anda bambaşka bir dünyaya bakıyorsunuzdur. Alemdeki karşılıkları üzere okuyoruz çünkü. Değil mi? Rahmet sahibi olan, genel rahmet sahibi olan, Rahim, hususi rahmet sahibi olan, her biriyle ilgili olan varlık. Bakın, her birini bütünde var eden, birbirine ihtiyaçlı kılmış olarak bütünde var eden Rahman. Birbirinden nasiplendiren. Fail-i mutlak olarak. Ama her biriyle de öznel olarak ilgili olan, bir karıncayla da, bir fille de, bir insanla da, her biriyle ilgili olan birbiri üzerinden. Bütün Esma-i Hüsna'sıyla, tavırlarıyla, yani karakter belirimi olan ve bizde de kimlik belirimi olarak çıkanlar. Hemen arkasında ne diyor? Maliki yevmiddin. Yegane hüküm sahibi olan. Şimdi böyle okuduğunuz zaman aleme dairdir Fatiha. Cenab-ı Allah'ın varlığına dairdir Fatiha. Ve böyle bir varlıktan diyor, son dört ayet, sonuç alabilirsin. Niye duaya geçiyorsunuz? Dua sonuç almaktır. Hak ve hakikatten bahsediyorsan sonuç almanız gerekiyor. Sonuç almanız gerekli. Zaten o zaman yani hak ve hakikat zaten sonuç verendir. Ortak gerçeklik olduğu için de herkese açık olarak sonuç alınabilecek gerçeklik demektir. Hepimizin üst gerçekliği, hepimizin ortak gerçekliği böyle bir evrenselliğin içerisinde diyor herkes sonuç alabilir. Ama nasıl? Efendime söyleyeyim. Nimetine erdirdiklerin yolu üzere. Demek ki bir yol yöntemi var. Peki yol yöntemi nerede bulabiliriz? Gene aynı şekilde Fatiha'nın başına gideceğiz. Kendisine neyi ilke edinmişti? Rahmanlığı, rahimliği. Rahmet sahibi olacaksınız. Maliki yevmiddin, hüküm sahibi ama hangi haki sıfatla? Adalet. Değil mi? Tefsirinde onu da içerir. Errahmanu rahim. Alemlerin Rabbi ise, alemlerin Rabbi gibi hepsine yaklaşacaksınız. Rahman ve Rahim olarak yine bakın. Ve böylesi yaşamsal etkinliğin içerisinde ona ulaşmaya bir çözüm bulmuşsunuzdur. Salih amel yani. Salih amel dairesi çok geniştir. Ve bu genişliğin içerisinde efendime söyleyeyim ibadetlerin hepsini içerir. Çünkü her ibadet amacına bağlı olarak sonuç veriyor ise ki ne diyor? Yakin gelene kadar ibadet et değil mi? Parantez içinde diyor arkadaş ölüm diyor. Ölene kadar ibadet edeceksin ya. Yakinlikten bahsediyor. Yakin, yakin. Ölüm demiyor. Ölen her adam yakin mi buluyor? Yani. Farz et birini gönderdik. Gitti yakin mi bulacak orada illa? Burada kör olan orada da kördür diyor. Yani Kur'an'ın kendi içindeki anlam disiplininden haberiniz olmadığı zaman efendime söyleyeyim yanlış efendime söyleyeyim parantezler de açmak zorunda kalıyorlar insanlar. Yanlış çevirilere gidiyorlar. Böyle bir sıkıntısı da var. Yani burada kör olan orada da kördür. E şimdi yakin. Yakin gelene kadar ibadet et. Ölene kadar ibadet et. Ölmek yakinlik getirmiyor. Ne yapacaksın? Ama öldükte bu kadar amel işledikten sonra yakin gelirsin. E peki yaptığımız şeyler riyayla olursa ne olacak? Hakiki olarak yapmanız gerekiyor. Burada sonuç alacaksınız. Yani burada kör olan orada da kördür ayeti gereği düşündüğünüz zaman. Şimdi bakın bu bir yorum. Ama yorumun kendisinin aslıyla, gerçekliğiyle, ayetleriyle yani diyelim. Efendime söyleyeyim. Yani karşılıkları olan, olgusal düzeyde karşılıkları olanlarla ilişkilendirdiğiniz zaman bir zemine oturur. Yani bir gerçekliliği vardır. Fevri olarak, keyfi olarak efendime söyleyeyim kişisel düzeylerde veyahut da anlayışsızlığımızdan sebebiyle sadece Fatiha'yı 2-3 ayetinin Maliki yevmiddin din gününün sahibi, ahiretin sahibi filan dediğiniz zaman o zaman buranın sahibi kim? Hristiyanlık teolojisine yakın dururuz o zaman. Hani değil mi? Şeytan dünyayı yönetiyor. Allah'ın adına savaşmamız gerekiyor. Hesabına kadar gider. Veyahut da Yahudilik teolojisine daha yakın dururuz. Niye? Yukarılarda bir Allah var. Maliki yevmiddin orada sahip olacak. O zaman buranın asıl şeyleri kimlik sahibi olarak böyle üstün olanları biz deriz de kadar gider. O İslam olarak vesaire değil mi? Kimliğe indirdiğimiz bir din, uzaklara attığımız bir Allah, deizmin kapısını da aralar bize.
efendime söyleyeyim, ateizmin kapısını da aralar bize. Ve ateist olmayacak kadar, deist olmayacak kadar Allah'ı yaşamsal düzeyde, varlığın her alanında okuyabilme, efendime söyleyeyim, içeriğine sahip bir Kur'an'ımız, bir dinimiz var. Peygamberin yaşantısındaki örneklerle beraber. Yani eğer bizler tevhidden uzaksak, yani yaşamın her alanda tezahür eden ama nasıl? Aynı değil, ayrı da değil olma gerçeği itibariyle tezahür eden bir Allah'tan uzaksak, deizme ve ateizme yakın bir şeyimiz var. Sıkıntı bu zaten. Ve ana değerlerimizi, kurucu değerlerimizi toplumumuzun o yeni fertlerine vermediğimiz sürece, efendim hani yeni kuşak diyorlar ya, yani asosyal, efendim değerlerden uzak, şımarık bir sosyal şey çıkıyor. Gençlik var. Eyvallah, çıktı da zaten. Bunlardan nasıl hani çözüm olarak da bir şeyler aranıyor. Bir ayet kelime söyledik ya biraz önce, hani başlamadan önce. Sen baki olan veçine yönel diyor. Bakın, insan amaç varlıdır. Erek biçimsel olarak hayatına değer kıldıkları nelerse onlarla beraber ilişkileri de bulunur. Efendime söyleyeyim, amaçlar tüketilense, erekler tüketilense, efendime söyleyeyim, her bir yerde tatmin bulunacak diye bir şey yok zaten. Ama tüketilemeyen bir erek, bakın erek dediğimiz uzaklarda duran değil, gerçekleştirilmesi gereken, yaşanması gereken, yaşamda bulunması gerekendir. Hakikate dairdir çünkü erek. Eğer yaşantımızda gerçekleştiren ve gerçekleştirdiğimizin üzerinden görünen, yaşadıklarımız üzerinde değer olan, çünkü erek aynı zamanda aktif kılar, erek aynı zamanda değerdir çünkü. Eğer veremezsek, yani sen baki olanın, yani değişmeyen, tüketilmeyen, baki olanın değerini ve onun kendine ait öznel değerlerini, kalıcı olan, sürekli olan, yani Esma-i Hüsna'sı veremediğin sürece, yaşamın kendisinde onu gösteremediğin sürece, efendime söyleyeyim, ve tüketilen şeylere rağbetin önünü kesmediğimiz sürece, önünü kesmek, efendime söyleyeyim, ellerinden almak anlamında değil, niçin kullanılabileceğinin aklını göstermediğimiz sürece. Yani bir bilgisayar var, bunun değeri nedir ki ne? Nerede kullanılması gerekiyor? Nasıl kullanılması gerekiyor? Bunları göstermediğimiz sürece baştan sağma yaklaşımlarla yeni neslin bu şekilde olması da sıkıntılı bir şey. Yani niçin deizme çok kayıyoruz? Niçin asosyal bir toplum olmaya başlanıyor? İlişkiler yok. Büyük aile zaten öldürüldü. Değil mi? Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. En basit de bizim Ahmet'te görüyorum. Arkadaşlarıyla oyunda bağırıyor böyle. Yani arkadaşlarına neredesin diye. Sanki dağdan dağa bağırıyor mesela. Ya insan insana aç yani. Elindeki şeyleri bırakıyor. Oyuncakları bırakıyor. İnsanla oynamaya başlıyor. İnsan insana aç. Çocukta bile görebiliyorsun bunu. Yeter ki o diyaloğu, o ilişkiyi canlı tutalım. Her neyse, Fatiha'ya geri döneyim. Yani Fatiha'nın bize işaret ettiği şey sonuç alınabilecek bir hakikati işaret eder bize. Nimetine erdirdiklerin, yani senden sonuç alanların, fırkayı, yani bunu hadis-i şerifle süslersek, tesvir edersek, fırkayı naciye deneyle. Hani bazıları çıkıyor kimlik olarak diyor ya, hani bizler sünnet-i vel cemaatiz, cennetlikler biziz, fırkayı naciye. Bazıları diyor biz ehl-i beyt taraftarıyız, şeyler, Şia ile Alevi tayfası, ehl-i beyt taraftarıyız, ehl-i beyt taraftarı olduğumuz için fırkayı naciye biziz. Ya sonuç alanlar fırkayı naciyedir kardeşim, sonuç almaktan bahsediliyor. Dinin temeli, yani hani diyorum ya, ana şeyi, efendime söyleyeyim, gerçekliliği unuttuğunuz anda fevri yorumlar, siyasi yorumlar, beklentiye dair yorumlar sizi olmaz bir dünyanın içine koyar. Hayale dair olmaz bir dünyanın içine koyar ve hapseder. Evet, sünnet-i vel cemaat olmak veyahut da Şia olmak, Alevi olmak, şu olmak, bu olmak, neyseler artık, efendime söyleyeyim, cennete kapı aralar mı? O kimliklerin kapı aralamadığı kesin. Ama içlerinden birileri çıkmış, sonuç almış hakikaten. Yani Fatiha yaşamış. Yani bir üst gerçeklilik var, herkese açık. Herkese açık. Ondan sonuç almaya dair eylemlerde bulunmuş. Değil mi? Düşünsel, yaratıcı bir etkinlikte bulunmuş. Eylemlerde bulunmuş ve sonuç almış. Ha, demek herkese açık. Niye? Şekilcilikle o kadar indirgemişiz ki ne? Sadece biz sonuç alacağız. Sonuç almaktan da haberleri yok. Hakikaten sonuç alınacağından da haber yok bunların. Yani ahirette biz cennete gireceğiz. Yani sonuç alacağız ama onun sonuç olduğunun, felsefi anlamda sonuç olduğunun farkındalığı yok. Burada kör olan orada kör. Yani burada sonuç almadığın zaman orada nasıl sonuç alacaksın? Hak ve hakikate dair uzağa attığın bir Allah varsa, yani sonuç almaktan bahsedemezsin zaten. Sıkıntılı bir durum yani. Nereden yorumladığınız onun için çok önemli. Onun için bu seneki konumuz, farklı bir yerden bakmanın bir bölümü de işlediğimiz bir konumdu. Yaratım, yorum ve gerçeklilik. Üç tane kavram. Bakın niye bu çok önemli? Hani yani yorum niçin çok önemli?
bütün varoluşun kendisi yorum. Ki iki tane ana mottomuz olacak. Bakın geçen seneki mottomuz neydi hatırlarsanız? Yani özdeyişimiz. Efendime söyleyeyim. Hani aynı değil, ayrı da değil. Ki iki sene boyunca neredeyse işledi konu. Ama geçen sene tam böyle şey. Zaten o zeminden hareketle, efendime söyleyeyim, yaratım, yorum ve gerçekliliği işleyeceğiz. Belki kısa sürecek, belki uzun sürecek. Temennim uzun sürmesi çünkü daha detaylı konuşmuş oluyoruz. Felsefi bir niteliğe indiriyoruz. Felsefe niye önemli? Felsefe hakiki bir zeminden hareketle yorum yapabilmek için de önemli. Yorum niçin önemli? Ya yaratımın kendisi yorum biçimseldir. Bir defa bunu bakın, yani ana mottomuz şu. Yaratım yorumlamaktır. Yorumlamak yaratıma sebep verir. Yaratım etkinliği içinde bulunmaktır. İlk başta bunu böyle söylediğiniz zaman böyle kabak gibi hani duvara çarpmış gibi bir şey. Ya yaratmak nasıl yorumlamak filan gibi söylenebilir. Emin olun senelerden beri böyle konuştuğumuz insanlar bile yaratmaya yani yaratmak ve yorumlamak gerçeklik bağıntısını kurmakta çok zorlanıyor. Yani yorumlamak dediğimiz zaman bir metni okumak, o metni belli ilkeler düzeyinde farklı farklı yöntem biçimsel düzeyde okumak. Hani Gadamer'in getirdiği veyahut da Derrida'nın getirdiği, yapı bozum bir Derrida'nın getirdiği bir okumadır değil mi biçimi? Veyahut da Gadamer'in bir okuma biçimi var değil mi? Onun okuma biçimi, yöntemi de efendime söyleyeyim bir yorumlamaktır. Metni yorumlak. Ama sadece bir metni yorumlak değil. Hayatı yorumlayan bir varlığız. Amaç ve değer varlığından bahsediyorsanız ahlak biçimsel düzeyde her şeyi kendinde yorumlayan bir varlıktan, öznellikten bahsediyorsun. Ha bu öznel bir izafiyet getirir. Nesnel izafiyet değil bakın. Öznel bir izafiyete tabi olan bir varlığız. Ha, fıtratımız gereği. İrademiz var, duygularımız var. Konjonktürler değişiyor değil mi? Efendime söyleyeyim coğrafyamız değişik. Yani bir Japon'un kendi coğrafyasında sosyolojik olarak edindiği kültür ve medeniyet içerisindeki dünyayı okuması ile bir Anadolu coğrafyasında dünyayı okumak veya da Kıbrıs coğrafyasında dünyayı okumak aynı mıdır? Kıbrıs Türkleri de vardır ama Anadolu coğrafyasında Türkler gibi dünyayı okumazlar. Yani İngilizler gibi daha çok okuyorlar ama ada insanı genelde güvensizdir. Güvensizlik temelinde bir karakter inşa edilir ada yaşantılarında. Bu her ada için geçerli bir şey değil. Genelde daha çok istilaya açık olan, yani istila edilmediği zaman yok. Yalan dünyası. Yani hani şey tabirini yaparsak eğer, yani Kıbrıs. Gelen geçmiş, giden geçmiş yani. Korsanlar gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Ada coğrafyasında güvenilmez insan tipi olur. Devamlı geliş geçişler yaşanıyorsa. Oranın coğrafyasıyla buranın coğrafyasında hiçbir zaman şey olmaz. Yani aynı okumalar olmaz. Bir Tunceli'nin insanıyla bir Aydın'ın insanı aynı dünyaya bakıyor mudur? Dersimi yaşamış bir Tunceli. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Veyahut da Ankara'nın insanı aynı şeye bakar mı? Dünyaya bakar mı? Yani bürokratik elitin böyle baskın geldiği ve o dünyanın bakışına böyle altında ezilen bir insanlık aynı dünyaya bakar mı? Bakmaz. Yani istesek de istemesek de dünya bakışlarımız dahi coğrafi etkiler, askeri etkiler, siyasi etkiler nelerse hepsiyle beraber şekillenen bir şey. Bu aynı zamanda bizim ikinci yaratımımızı belirli kılıyor. Hani ne demiştik? Birinci yaratım bedene dair yaratımdır. Sizler diyor birinci yaratılışı bilirsiniz. Ama ikinci yaratılışı bilmezsiniz. Yani sıfatlara, efendime tümellere dair olarak varoluşa gelmek birinci yaratım. Ama ikinci yaratım içinde bulunduğumuz, söz hakkı sahibi olduğumuz, katıldığımız bir yaratımdır demiştik. Melekeler zemininde dilde yaratılıyoruz demiştik. Dünyalar kuruyoruz, dünyalar yıkılıyor demiştik hatırlarsın. O sözün manipülasyon gücüne bağlı olarak, anlam ve değer oluşturmasına bağlı olarak, içselleştirilmiş anlam ve değerle beraber o içselleştirilmiş anlam ve değerlerin hem öznel düzeyde bir dünya kurması sadece kalmıyor. O onun ortak değerlere dönmesi, anlam ve değerlere dönmesi, kültüre yönelik olarak, tarihsel perspektiften kültüre yönelik olarak bir dünya kurması, o da yetmiyor. Onu eserleriyle kurumsal düzeyde işletmesiyle ve yer edilmesiyle, nüfus edilmesiyle o kültürün, o kültürel değerlerin işletilmesi, kurumlara nüfus etmesi bir medeniyet kurmaya sebep veriyor. Böyle bir yaratım içindeyiz. Yani yaratmak dediğimiz zaman sadece bir vücuda geliş ama nasıl bir vücuda geliş? Çünkü bunların hepsi bir vücuda geliştir. Ama biz vücuda gelişi sadece anlarız nedir? Yani şu bilgisayarın teknik düzeyde ortaya çıkartılması değil mi? Veyahut da bir ağacın ortaya çıkartılması form olarak, biçim olarak, efendim olgusal form olarak, nesnel olgusal bir form olarak bedenin ortaya çıkması vesaire. Sadece bedene indirgediğimiz bir yaratıma bakıyoruz. Ama kültür, öznellikte yaratım. Yani Halil demişler ya Halil'de yaratılmışım düşün yani. İçselleştirilmiş değer olarak ismi sahipleniyorsun. Birisi Halil demeden bakmıyorsun bile. Halil demeselerdi Mehmet olacak. Yaratılmış gerçeklikler içinde varız. Ve yaratılmış her gerçeklik yorumlanmış gerçekliktir.
Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu kadar önemli bir şey. Yaratmak, yorumlamaktır. Çünkü niye? Kendinde fark oluşturuyorsun. Düşün yani. Kendi varlığın, hani gene aynı hadisi kutsiye gitmek kaydıyla diyor ya, Habibim seslendim, sesimi duyan olmadı. Kulu vallahu ahad'la okuyorum bunu. Kulu vallahu ahad diyor. Allahu semet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun le kufuven ahad. Bak daha elhamdülillah Rabbil alemine gelinmemiş. Seslendim, sesimi duyan olmadı. Baktım, gördüğüm olmadı. Samet esmasıyla Rabbül alemine bir geçiş vardır. Ama kastettiğim zatın kendindeki potansiyel durumu, varlıksal potansiyel durumu. Tek olması, kendi başıyla ayakta olması, hiçbir şeye ihtiyaç olmaması, efendime söyleyeyim, doğmamış ve doğurmamış olması ve Samet olması. Mesela Samet diyorum, denginin olmaması. Bu çok önemli bir şey. Yani elhamdülillah Rabbül alemine gittiğimiz zaman ki tanımdan bambaşka bir şeye gidiyor kulu Allah'u var. Şimdi demek istediğime getireyim. Diyor ki seslendim sesimi olmadı, duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı. Şimdi denge olmayan, yanında başkası olmayan bir varlık kendi varlığını yokluyor demektir. Kendi varlığında kendinden başkası bulmamış. Aynı şeyi kendinize yapın öznel olarak. Kendi varlığınızdaki başkasını bulacak mısınız? Şimdi Budist'in birisi olsa bu sözüme itiraz eder. Gerçek böyle şey olmuş, meditasyonlar yapmış bir Budist veyahut da Sufi. Gerçek ama hakiki. Bu sözüme bir parça itiraz eder. Der ki, ya kardeş, şimdi biz meditasyonlara başladığımız zaman, hani ibadetlerimize başladığımız zaman, ya insan çok sesli yani. Sadece kendi sesi yok ki. Suflilerinin sesi var, iletişimleri var, şunları var, bunları var. Onları duymaya kadar, organlarını duymaya kadar, efendime söyleyeyim, kendi vücudundaki başka yaşam şeyler varsa, nefsini bulmaya, nefsini duy, nefsi emaresinden kastım, duymaya kadar birçok şeye tanık olabiliyor. Derse, onu kastetmiyorum. O, bu bedene, bu dünyaya ait bulduğunuz şeyler. Benim kastettiğim kendiliğinize dair. Hani hal istigraka bir varın. O hal istigrakta kendinizi yoklayın bakayım. Kendilik olumsuzlaması yapılamayacak olandır. Orada sadece siz varsınızdır. Habibim diyor, seslendim sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı. Şimdi bakın, bize anlayışımıza bize mi veriliyor, değil mi? Kendiliğin nasıl olduğuna dair bir zemin veriyor. Ama o kendiliğe dair olanı okuduğumuz zaman bir yorum biçimsel oluyor. Şimdi bunu neye bağlayacaktım onu söyleyeyim. Şimdi kendi varlığında tek olan bir varlık yaratmaya başlıyor. Hani ne demiştik? Frene basıyor. Yani her yerde aynılığını koruyan, kendi olmayı koruyan hızlarda var olan. Düşün ya, sonsuzlukta kendilik nasıl korunur? Her yerde aynılıkta olunur. Yanında başkası olmadan var olarak. Yani hani burada ışık hızının az kaldığı dediğimiz yer. Her yerde olan bir varlık kendinde yeni bir şey ortaya çıkartmak için hız düşümlerine sebep verecektir. Kuvvet alanları oluşturmak zorunda kalacaktır. Ki yeni şey ortaya çıksın. İşte o kendi varlığından var ettiği olarak, kendi varlığını yorumlayışı olarak ortaya çıkarttığıdır. Aynı değil, ayrı da değil gerçeği üzeridir. Çünkü farklılık var edecektir ki, aynı değil. Muhalefetül havadis sıfatına gidin. Aynı değil. Yani yarattığı hiçbir şey ona benzemez. Yani sonra da olanlar ona benzemez. Çünkü farklı bir oluş biçiminde çıkmıştır. Hani şöyle düşünün. Kendilik neye benzer? Kendilik hiçbir şeye benzemez. Yaratılan her şey bir form üzeri çıkar. Hani biçim üzeri çıkar. O zaten biçimsizlik üzere. O çıkanın, ortaya çıkanın yeni bir şey, ortaya çıkması üzerinden kendisi biçimsiz bir biçim olma özelliği taşır artık. Yani artık o da bir biçimdir, biçimsizlik olarak. Şahıs olmak bir biçimsizlik içerir. Hani bakıyorsunuz, bakarken o sizden olan bir şeye benziyor mu? Benzemiyor. Ama o yeni şey, ortaya çıkan şey kendiliğine dair bir yorumlayıştır. Yaratmak yorumlamaktır. Farklı bir şeyi ortaya çıkartmak, farkındalık yaratmak ve o yaratmak yorumlamaktır. Hangi esmaya denk gelir? Bedi. Ha pardon, bari. Bedi güzel yaratan. Bari, eşsiz, örneği olmadan yaratan. Bari. Ortaya çıkartan. Vücuda getiren. Ve vücuda getirmeyi şöyle anlayın. Altını çize çizeyim. Sadece bedenlere dair nesnel olgusal düzeyde bir ortaya getirmek değil. Öznel anlamda da vücuda gelmekler. Kimlik, karakterler, kültür, ortak değerler, anlam. Efendime söyleyeyim. Şey, medeniyet, bunlar tamamıyla vücuda gelişlerle ilgilidir. Ama temelinde ne yatar? Öznellik yatar.
Bir daha altını çizerek söylüyorum. Yaratmak yorumlamaktır. Her yorumlamak yaratıma kapı açar. Yani bizler yaratılmış, yani yorumlanmış bir dünya içerisindeyiz. Yani bunu en basiti şöyle söyleyelim. Hani daha öncekiler nasıl söylemiştik? Temsile dayalı bir varoluş içindeyiz. Eskiler ne demiş? Burası Gölgeler Vadisi, bir de bunun nasılları var. Peki bizde hikmet vardır. Hikmet ne? Bir gerçeklik, bir şeyin bir gerçeklik üzere olması demektir. Gerçeklik neye bağlıdır? Sonuçta açık olacak şeye bağlıdır. Sonuçta açar kendini. Çünkü bulunduğu yaratılmış gerçeklik içerisinde bir varlığın kendi gerçekliğini ortaya çıkartması ilişkileriyle mümkündür. Hani felsefede bir kavram var. Hani biz kendinde şeyi bilemeyiz dediği Kant'ın bıraktığı enkaz üzerinden konuşayım. O kendinde şeyi biliriz. Çünkü o bütünün içinde edindiği anlam, o bütünün içinde kendini gerçekleştirirken ortaya çıkarttığı kendiliği, barındırdığı, içkin olanı barındırdığını ortaya çıkartması, gerçekleştiklerini açık etmesi o kendinde şeyi bilmemize sebeptir zaten. Dikkatli bakış, derin bir bakış bize onu verir zaten. Onu bırak, zaten biz bunu hep yapıyoruz demiştim. Ne yapıyor? Bir kargayı yorumlarken, bir tilkiyi yorumlarken ana karakterine bağlı olarak, içerdiği kendinde şeyine bağlı olarak yorumluyor. En derinde bir kendinde şey varsa, bu Schopenhauer'un dediği gibi bir irade değil, şahsın kendisidir. Onu da bilemez miyiz? Onu da kendimiz de zaten biliriz. Neye benzediğine, benzemediğine. Değil mi? Onu da zaten biliriz. Böylesi bir okuyuş biçiminde olduğunuz sürece efendime söyleyeyim, bir zeminden hareketle doğru bir çizgide efendime söyleyeyim yorumlarınızı yapma şeyine bulursunuz. Sağlıklı yorum yapabilme olanağı bulursunuz. Şimdi toparlayayım. Bir kendinde şey var. Ama o kendinde şey, kendini gerçekleşirken bilinebilir bir şey. Şimdi toparlayayım. Kendinden yaratıyor. Yaratan bir varlık. Eyvallah. Yaratılmış gerçeklikler içerisinde biz onu her yorumlayışımızda aslında ona katılıyoruzdur. Şimdi toparlayayım. Arada unuttuğum şey. Bir şeyi var ederken hani hikmete dair var. Yani bizler hikmet şeyiz. Efendime söyleyeyim görüşüne haiz. Eyvallah. Yani her şey bir hikmet üzeridir. Hikmet demek zaten bir şeyin içeriği ve biçimi var demektir. Biçime bağlı olarak içeriği açıldığı zaman onun hikmete açık olduğu, yani gerçekliliğe açık olduğu. Eskiden sır derlerdi. Sır demek ne demek? Onun bir gerçekliliği var. Açık olmayan gerçekliliği. Açık olmayan gerçekliliği açıldığı zaman efendime söyleyeyim sır sır değildir, gerçekliliktir. Biraz daha Esma-i Hüsna ile söyleyeyim. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu ve küllü şeyin alim ayetinden bakalım. Yani bizde bir potansiyel var. Değil mi? Evvelimiz olan bir potansiyel. Kendiliğe dair. O potansiyel evvelde duruyor. Ama batın. Gerçekleştirdiklerimiz üzerine, yani kendinde şey, gerçekleştirdiklerimiz, mahiyetimiz, o gerçekleştirdiklerimiz şey üzerinden o, efendime söylüyor, batın olan aşikar oluyor, zahir. Ama aynı zamanda ne oluyor? Ahir oluyor. Yani sonlandırıyor. Kendini görünüşe taşıyor, vücuda taşıyor. Neyle? Karakter ve kimlik biçimlerinde. Ürettikleri üzerinden, yarattıkları üzerinden. Şimdi demek istediğime tam getireyim. Bir şey var olurken içim ve biçerik üzeri var oluyor. İçerik ve biçim üzeri var olmak demek zaten temsil niteliği taşımak demektir. Temsil niteliği taşınması demesi, yani yaratımın kendisinin temelinde olan budur. Bir şey var oluyorsa bir amaca, hani bunu bir ayetle söyleyeyim. Biz her şeyi bir hikmet üzeri yarattık. Yani bir gerçeklik, bir içim ve biçerik üzeri yarattık. Bir biçimi anlamak istiyorsanız bir ayet daha söyleyeyim. Ne der? Biz her şeyi bir kadarlık üzeri, yani bir ölçü üzeri yarattık. Değil mi? Yani bir düzen, bir tertip. Efendime söyleyeyim, bir ölçüllük üzeri yarattık. Eyvallah, ama bir içerik taşıyan, bir anlam taşıyan, bir değer taşıyan, efendime söyleyeyim, bir varoluştan bahsediyoruz. Temsile dayalı bir varoluşunda olduğu beyan edilir. Onun içindir ki o temsile dayalı varoluşun kendisi zaten yorumlamaktır. Yani temsilden bahsediyorsanız yorumlamaktan bahsediyorsunuz. Onun için yaratmak yorumlamaktır. Yani sadece kendinden fark oluşturmak değildir yaratımın yorumlanmış olması. Yani yaratımı yorumlamak olması. Yaratırken aynı zamanda kendinden kattığı anlam ve değer neyse, o anlam ve değer olarak onu temsile dayalı bir dünyada var ediyor. Yani temsile dayalı bir şey olarak var ediyor, ortaya çıkartıyor ve o temsile dayalı bir dünya kurmaya başlıyor bu sefer. O işte yaratılmış gerçeklik oluyor. Amaç, amaca bağlı, ereğe bağlı, sonuca bağlı bir hikmete dair bir söyleviniz varsa, temsile dayalı bir varoluştan bahsediyorsunuzdur ki o temsile dayalı varoluş demek yorumlanmış bir varoluş demektir. Bunu biraz daha abartayım. Halil niçin var dünyada? Bu niçin sorusu? Temsile dayalı bir sorusudur. Gerçekleştirdikleri nelerse o gerçekleştirdiğine bağlı olarak bir misyon oluştuysa, değil mi? O misyonuna bağlı olarak da bir içeriği vardır ve temsile dayalı bir dünyası vardır. O temsile dayalı olan dünyayı temsil eder. Kendi varlığının yorumlanışı budur. Yani biz niçin sorusunun cevabını hep yorumlamış olarak buluruz zaten.
gerçekleştirdiklerimize bağlı olarak yorumladığımız zaman doğru bir şey, anlam. Yok, eğer gerçekleştirdiğimizde değil, fevri olarak ben şunun için, bunun için hayal dünyasında belki geziniyoruz. O da güzeldir ama kendimize yakıştırdıklarımızdır. Önemli olan gerçekleştirdiklerimize bağlı olarak yakıştırıp da kendi hikmetimizi bulmak. Gerçekliliğimizi bulmak. Onun için hangi zeminden hareketle yorumu okumamız gerekiyor? Bunu da konuşacağız. Yani yöntem bilim, efendime söyleyeyim, hangi zeminden hareketle yorumun yapılması gerektiği vesaire. Ama buradaki en temel anlayışımız, bir de altını çize çize söylüyorum. Belki haftalar sürecek, belki aylar. Efendime söyleyeyim, yaratım, yorum ve gerçeklik. Biz Allah'tan itibaren harekete, düşünceye başladığımız anda o düşüncenin yaratıcı etkinliği içerisinde yaratan varlığın yorumlayan varlık olduğunu görüyoruz. Bir, varoluş nesneleri edinen, Habibim dediği zaman bir varoluş nesnesi ediniyor. Bakın, nesne deyince illa böyle şeyleri anlamayın. Yani gerçekliği yok, özel bir şeyde birbirimizin nesnesi olmak gibi. Varoluş nesneleriyiz birbirimizin, değil mi? Efendime söyleyeyim. Ve varoluş nesneleri olarak da amacımıza bağlı olarak, gereğimize bağlı olarak da birbirimizi yorumlamıyor muyuzdur? Ve kendi dünyamızı öyle katmıyor muyuzdur? Aynı şekilde Habibim diyor, bak bir varoluş nesnesi ortaya çıkıyor. O varoluş nesnesine Habibim diyor, bak ona yorumluyor. Yani kimlik vermek yorumlamaktır. Kendini kimliklendirmek de yorumlamaktır demiştik. Rab, mürebbi, Allah, bak Allah olmak da kendini yaratıyor demiştik. Bak evvelde zat idi ama kuluyla Allah oluyor. Kimlikte. Bakın yaratıcı etkinlikte zaten ilah olmanın, ilah, Allah olmanın şeyini, duygusunu, karakterini bulmuş. Ammenna, ama kulu Allah dediği zaman o karakter kimlikte görünüş buluyor. Bak yeniden bir vücut bulmak. Görünüşe gelmek. Kendini kimlikte yaratmak. Kendini karakterde yaratmak. Gerçekleştirdiklerini de karakterde yaratıyor. Efendim ortak varoluşta onandığı zaman, değer biçildiği zaman, çünkü her kimlik aynı zamanda bir değer biçmedir demiştik. Rahman bak bir değer biçmedir ama aynı zamanda bir kimliktir. Gerçekleştirdiğine, duygusunda gerçekleştiği, akla, şey, ussal olarak gerçekleştiğine bağlı olarak bulduğu bir karakterdir. Bir şey ussal olarak gerçekleştiriliyor. O gerçekleştirdiğine bağlı olarak da kalmıyor. Duygusunda yaşanan bir değer olarak bulunuyor. O değer olarak, karakter olarak içselleştiriliyor. Değil mi? O da kalmıyor. Birileri çıkıyor, onuyor. Yani Habibim dediği zaman kendisine Ya Rabbi diyen birisi, Ya Rabbi diye onuyor. Hem bir değer biçim vardır. Çünkü her karakter ve kimlik bir değer biçimi olarak ortaya çıkar. Kendine yakıştırdığı bir değer biçme ve karşısında kendisine değer biçen birisi. Onanan. Yani Elhamdülillah Rabbül Alemin dediğiniz zaman dahi Rabbül Alemin olarak onu hamd etmiş olmanın, efendime söyleyeyim, değer biçiminde bulunuyorsunuz demiştik hatırlarsanız. Bir onura erişmekten daha yukarı onu aynı zamanda vücuda getirmiş oluyorsunuz öznellikte. Görünüşe taşımış oluyorsunuz kendiniz adınıza. Zaten o hep öyleydi. Rabbül Alemin'di. Biz de görünüşe taşındı hamd etmiş olarak, değer biçmiş olarak. Yani hani bazen diyorlar ya Allah'a kim değer biçer? Esma-ül Hüsna değer biçmektir zaten. Yeter ki hakkıyla yad edelim. Yeter ki hakkıyla zikretmiş olalım. Rahimi kalkıp da ahirete attığın zaman hakkını veremezsin zaten. Şafii atıp da sadece bedenin, efendime söyleyeyim, şifasını veren anlamında yorumladığın zaman hakkını vermemiş olursun. Hakkıyla zaten zikretmemiş olursun. Hamd etmemiş olursun. Yani değer biçememiş olursun. Ama Şafii evrenselliğine bağlı olarak sanattan tut, bütünlüğü koruyan, kendilikten tut, sanattan tut, felsefeden tut, efendim toplumsal ilişkilerden tut, hukuka kadar her alanda okuyabiliyorsanız Şafii esması üzerinden hakkını verdiğiniz Rabbinizle karşı karşıyasınızdır. Bunu anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani yaptığımız bütün çalışmaları toparlayayım bir parça, geçmişe dair olarak da. Ya şu ana kadar yaptığımız şey, dün bir arkadaşım bir soru sordu. Dedi ki, yani yoruma geri geleceğim, bunu unutmayın. Yani yaratmak yorum, bakın yaratmak yorumlamaktır. Yorumlamak yaratıma sebepti, yaratıcı etkinlikte bulunmaktır. Çünkü yorumladığınız neyse, o yorumladığınız ortak bir değer olduğu zaman yaratıcı etkinliğe uğruyor. Sadece ortak da değil. Sözün öznelde eril olan bir gücü var, anlam gücü var. Değer olduğu zaman eril gücü katlanıyor zaten. Hani bunu geçen seneki çalışmamızda kimde işlemiştik? İspinoza'da işlemiştik. İspinoza'nın meyvesi neydi? Kendisinden habersiz olduğu meyvesi neydi? Sözün manipülasyon gücü. Ne diyor? Doğa tanrıdır. Doğa tanrıdır'a inandığınız anda, yani o anlam sizde baskın geldi. Değer biçimsel olarak sizde karşılık gördü. İstelleştirmiş değer olarak karşı. Dünyaya bakışınız değişti. Belki Einstein'ın, belki Freud'un, belki efendime söyleyeyim Hegel'in,
belki diğerlerinin baktığı Tanrı bundan başka bir şey değildi. Ki yakındırlar çizgisine. Yani. Demek istediğime getireyim. Sözün o manipülasyon gücü. Hani dedik ya, orada kalmıyor. İçselleştirmiş değer olduğu zaman öznelliğin yaratımına sebep veriyor. Bakın, öznellikte yaratıma sebep veriyor. Kalmıyor. Ortak değer olarak bir alan oluşturduğu zaman kültürde yaratıma sebep veriyor. İçinde doğduğumuz bir dünyaya, yaratılmış bir gerçeğe, yorumlanmış bir gerçeklikte doğmamıza sebep veriyor. Onun içindir ki ne? Doğru bilgi, doğru söz, söyleme zorunluluğumuz var. Bak, yanlış değil. Yalan hiç değil. Ha, yanlış olabilir, insanın yanlışı olur. Ammenna. Ama yalan değil. Doğru olanı görmek, doğru olanı bilmek ve doğru olanı söyleme hakkımız var. Bunun dışında insanlara, efendime söyleyeyim, farz et bir söz söyledik. O söz yüzyıllara sirayet eden bir söz oldu. O söz doğruysa, doğru bir zeminden hareketle kurulmuş, yaratılmış bir dünyaya sebep verir. Ama hep yorumlanan bir dünyadır o. Çünkü insan amaç varlı olduğu için, değer varlı olduğu için karşı karşıya kaldığı şeyler üzerinde yeniden yorumlamak zorunda kalır. Ama önemli olan zemini sağlam olması gerektiği. Zemini sağlam değilse yorumlama gücü kaygan bir zeminden hareketle sizi savurabilir. Her yere savurur. Bir sure söyleyeyim bu bağlamda. Kulezu rabben nas malikin nas ilahen nas mişerru vesvesil han nas eleyzü yesvisü sudur nas minel cinneti ven nas. Yani vesveseye açık yorum. Çünkü vesvese de yorumlamaktır bak. Yorum sizi bambaşka dünyalara savurabilir. Vesvese de yaratıma sebep verir. Olmayan bir dünya. Karşılığı olmayan bir dünyaya. Farz edin size bir vesvese verildi. Kardeş, hani Allah mallat diyorsunuz. Bak, kainat var, o var, bu var. Yani nerede? Hani Allah'ı bilmemiş olsanız. Allah'ın öznel olarak deneyimlenebilecek bir varlık olduğundan haberiniz olmamış olsun. Duanızda, ibadetlerinizden sonuç almak ile kıssasın, karmanın yani. Tezahürü ilahi adaletin tesis edilmesiyle, yaptığınız işlerden sonuç almalarınızla, hayırdan bir sevinç almanız gibi vesaire almanızla bilmediğiniz bir tanrı olsa, değil mi? Allah olsa. Zoka yutarsınız ya, en kaba tabirle. Hakikaten ya, ne yapacağız şimdi? Duysal gerçekliğe hitap etmiyor çünkü. Sana duysal gerçeklikten geliyor adam. Doğru söylüyor ama göster. Duysal gerçekliğinin dünyasından bakıyor, geliyor. O da bir zeminden hareketle geliyor. Ama senin zeminin sağlam değilse o zemine kayarsın. Pat diye gidilir. Böyle bir sıkıntı var. Kant'ın bıraktığı miras sıkıntılı bir miras. Bak, ta Nietzsche'ye kadar uzanır o miras. Nietzsche biraz daha Kant'a şey der yani, posta koyar artık der ki ne ya. Kendinde şeyi zaten bırakmış da, tarih olgusallığı da bırakmıştır. Ama hani Kant der ya, ahlak için bile olsa Allah Tanrı razı. Nietzsche onu da köşeye atar. Yani bir değer var edecekse insan var edecek. Üstün bir insan çıkartacak ortaya, değil mi? Ama insan yapacak bunu yani. Kökleri sağlam olmayan ve kökleri olmayan değer hiçbir zaman ortak değer oluşturmaz. Ama bu oluşturmayacak anlamına da gelmez. Sözün manipülasyon gücü birçok insanda ortak bir değer oluşturmaya, ilişkiler de kurmaya ve efendime söyleyeyim o ilişkilerine bağlı olarak birbirlerini beslemeye. Bak, sonuç alma demedim. Çünkü hakikatten sonuç alınır. Olmayandan sonuç alınmaz. Olmayandan beslenilebilir ama. Birbirlerini beslemeye başladıkları zaman karşılığı olmayan bir dünyadan bakıyorlar. Bak, o da bir yaratılmış gerçeklik. Yani dünün Roma'nın yaratılmış gerçekliğiyle Osmanlı'nın yaratılmış gerçekliği aynı mıdır? Adem'in baktığı yaratılmış gerçeklik çiçeğindeki dünyayla, efendime söyleyeyim, bizim şu andaki bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz yaratılmış gerçeklik dünyası aynı mıdır? Peygamberin bulunduğu yaratılmış gerçeklik dünyası aynı mıdır? Peygamber geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratılmış bir gerçekliğiyle itiraz etti, değil mi? Elleriyle ettiklerine taparlar. Ya diyor, benim ellerimle ettiklerime de tapmayın diyor zaten. Güneşe, yıldıza, değil mi? Hani putlara tapıyorlar ya. Ya ellerimle ettiklerime de tapmayın. Şiranın Rabbi de Allah'tır dediği yer. Hani ya bu Resulullah, hani Resulullah demiyor ya da, ya Muhammed'in taptığı Tanrı sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba Şira mıdır hani Mısırlıların taptığı filan diye. Onu çıkınca ayet-i kerime geliyor. Hani diyor ya, Şira'nın da Rabbi Allah'tır. Hani elhamdülillah Rabbil alemin dedi zaten. Değil mi? Hani demek istediğime getireyim. Yani benim ellerimle yaptıklarımı da boş verin yani. Efendime söyleyeyim. Kendi ellerinizle yaptıklarınızı da boş verin. Geri bana dönün söylevidi. Ama demek istediğime getireyim. Yaratılmış bir dünya, bak, gerçeklik dünyasına geliyor.
beslendikleri, bak hakikaten sonuç aldıkları bir dünya değil. Onun için hurafe. Hurafeler sonuç vermeyendir. Ama koca karı ilacı eğer bir sonuç veriyorsa o hurafe değildir. Yani her hurafe diye baktığımız şey hurafe değil anlamında söylediğim bir şey. Sonuç almayacağınız şey hurafedir. Her neyse, peygamber geliyor. Peki peygamber ne yapıyor? Yeni bir yaratılmış gerçeklik dünyası çıkartıyor. Hem beslenen hem sonuç alınan, ama aradaki tek fark bu. Birisinde sonuç alma yok. Hak ve hakikate dair bir sonuç alma var mı müşrikün dünyasında? Yakinleşme var mı? Ama peygamberin getirdiği dünya hem hak hakikate dair birbirleriyle beslendikleri bir dünya, hem hak hakikate dair sonuç alınan bir dünya. Yani önemli olan bu zaten. Allah'tan yana sonuç alıyor bu insanlar. Onun için değer olarak daha içselleştirilmiş, kuvvetli bir değer olarak yeni bir dünya kurabiliyorlar. Onun için dünyanın en hızlı gelişen imparatorluğunu oluşturabiliyorlar. İslam coğrafyası Mehmet'e ve yayılabiliyorlar. Ya 33 sene içerisinde nerelere kadar gidiyorlar hiç düşünebiliyor musunuz? 100 sene içerisinde nerelere varıyorlar? Emeviler fazla sevmem ama yayılımcı olarak baktığınız zaman nereye kadar gidiyorlar? Anlatabiliyor muyum? Yani yeni bir dünya kuruluyor yani. Söz geldiği zaman içselleştirilmiş ortak değer, o içselleştirilmiş ortak değere bağlı olarak kültür oluşturulması, onda kalma kurumsal düzeyde işletmeye başladığın anda yeni bir dünya kurdunuz. Yeni bir dünyadasınız. Sözün artık toplumsal ilişkilerde karşılığı var, kurumsal tesislerde karşılığı var, işletime dair karşılığı var. Onun da kalmıyor. Yani sınırlayıcı, daha genele yaygın kılıcı, değil mi? Çünkü kurumsal düzeyde işletilmesi demek hem sınırlayıcı hem kurumlara da hem genele yaygın olarak da efendime söyleyeyim işletilebilir olması. Yaygınlaştırıcı özelliği var bu bağlamda. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman efendime söyleyeyim temsile dayalı bir varoluşta var oluyoruz. Ana söz neyse o ana söze bağlı olarak temsile dayalı bir dünya kuruluyor. Ezan dahi temsile dayalı değil midir hala? Yani neyi hatırlatıyorsa. Hatırlattığının temsili. Cami dahi temsile dayalı değil midir? Kabe dahi temsile dayalı değil midir? Yaratılmış bir gerçeklik içinde değil miyiz? Ama Kabe'ye taş duvar diye bakmak ayrı bir şey. Allah'ın tezahür ettiği bir mahal olarak bakmak, tecelli ettiği demek daha doğru olur. Tecelli ettiği bir mahal olarak bakmak ayrı bir şey. Tecelli eden o mahale gidip de duanın karşılığını anında alıp da birebir ilişkiye girdiğin zaman zuhur eden bir mahal olması ayrı bir şeydir. O zaman Kabe'yi görmüyorsunuz. Zuhur edene tanık oluyorsunuz. Nesnelliğe akı, bakın nesnelliğe aşkın öznel bir dünyaya taşınıyorsunuz. Kendilik dünyasına taşınıyorsunuz. Arada böyle bir ince fark var. Maneviyatın sanatsal olan tarafına doğru. Yani Kabe'ye yönelmiyoruz, Allah'a yöneliyoruz. Yani oraya gidenler bilirler. Anda duanın kabul edilişi. Anda Allah'a müşahitsin demektir ya. Anda Allah sana görünüyor, zuhur ediyor. Bak orada tecelli eden, bak orada tecelli eden sana zuhur ediyor. Aşikar oluyor sana yani. Görünüyor. Ama orada Kabe artık görünmüyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani o yaratılmış dünyanın içinde sonuç alma var mıdır, yok mudur? O gerçekliliğe dair bir sonuç alma var mıdır, yok mudur? Eğer yoksa hurafe olan bir dünyada yaşıyoruzdur. Varsa eğer, yok, gerçek bir dünya kurmuşuzdur. Sadece onu çeşitlendirip ve zenginleştirmek söz konusu olur. Bu sanatınızda, anlayışınızda, felsefenizde her şeyle olur. Soruya geleyim. Soru şuydu. Biz fazla eksik kalmadık mı? Yani topluma daha çok açılabiliriz, şöyle yapabiliriz, böyle yaparız. Ben dedim öyle değil. Hani bazen söylerler ya, kestirmeden bir söz atarlar. Hani derler ya, vakti saati gelmedi filan filan. Öyle değil. Vakti saati gelmediği doğrudur, tamam, ama o kestirme bir cevaptır. Ya ilk başta olan şeyimiz şu zaten. Bir arayışlar dönemimiz vardı benim. Kendime dair. Hak ve hakikate dair. O çocukluk evresi. Bugün efendim şeylerin neydi? Akademinin arayışlar dönemindeki gibi bir dönem değil ha. Onlar ne dediğini bile bilmiyor. Ne dediğini bilse de, yani İslam'ı gerçek haliyle bilmiş olsan o sözü söylemezler zaten. Yani hani onu daha önce konuştuğumuz için şey etmeyeceğim. Yani hiçbir şekilde arayışlar döneminde değiliz. Bilime karşı da bir sözümüz var. Ona karşı da bir sözümüz var. Her şeye karşı bir sözümüz var. Sebep? Şimdi geleyim. Kendime dair bir arayışım vardı. Ammenna. Hani kişiselleştirmek için söylemiyorum bunu. Bir süreci anlatmak için söylüyorum. Bakın. Yani bir kişiyi okumayın söylediğimde. Sürece bağlı olarak nasıl şeyler gerçekleşiyor, bir şeyler oluyor diye. Efendime söylüyorum. Yani bir varoluş, bir süreçtir. İnsan varoluş sürecindedir. Öyle her şey oldu bittiyle olmuyor yani.
Yani dün yazdığımız, mesela bazen arkadaşlar diyor, geçmişe dair yazdığımız kitapları yeniden edite edebilir miyiz filan. Yok, öyle kalsın. Eksiğimiz de şuyumuz da buyumuz da. Niye? Bir süreciz çünkü. O dünün diliydi. Dünün kavramlarıyla bakıyorduk. Eksik. Belki yanlış. Ama bugün bugünün diliyle bakıyoruz. Efendime soru, sorunsal durumlar karşısında yeniden ürettiğimiz kavramlarla baktığımız bir dünya var. Esma-ül Hüsna'yı okurken nesnel izafiyet, öznel izafiyet, efendime söyleyeyim, öznel indirgemecilik, özdeş indirgemecilik, efendim izafi indirgemecilik derken, efendim ve bunları çoklu gerçeklik, katmanlı gerçeklik kavramlarının içini doldururken, Şafi, Sabır, Rahman, Rahim esmalarını, Bedi, Bari esmalarını ve diğerlerini yeniden kimlik ve karakter felsefesini yaparken, bunu yapmıştık hatırlarsanız, okurken aynı değil, ayrı da değil gerçeği zeminden hareketle yeniden bir dünyayı okurken, sözün manipülasyon gücü ve ikinci yaratımı kale alarak, zemine koyarak, efendim onun üzerinden hareket ederek ikinci yaratımı açık ederken, nasıl bir varoluş içinde olduğumuzu gösterirken, Kur'an ayetlerini varlık ve varoluştaki karşılıklarına göre konuşurken, ki onun için ayettirler dediğimiz, aslında hepinin de yeniden yorumlamaktır bu, yeniden okumaktır bu. Yeni bir dille okumaktır. İlk başta ne yapıyorduk? Efendime söyleyeyim, bir efendinden ders görüyordum. Birisi sordu, niye gidiyorsun? Ya cevaplarımı orada buluyordum kardeşim. Başka bir yerde bulsaydım, başka bir yere giderdim. Hani günümüzde tarikatlara da bir eleştiri olsun. Efendime söyleyeyim. Gittiğiniz yerden sonuç alacaksınız anlamında söylüyorum. Cevaplarınıza dair. Pardon, sorularınıza dair. Hayatta varoluşunuza dair ya. Karşılık bulmanız gerekiyor orada. Buluyordum. Eksiklerime dair, varoluşuma dair, sorduğum sorulara dair bir cevap vardı. Kalmadı o. O dünyadan çıktıktan sonra, çıktığım dedim, o dünyadan çıkılmıyor. Yani kastettiğim, o dünyanın içindeyken dünyaya döndüğün zaman, hani o nesnel dünyanın gerçeklerine döndüğün zaman yabancı geliyor sana. Allah Allah. İnsanoğlu sanat diye bir şey icat etmiş, felsefe diye bir şey icat etmiş, yaratmış. Hani bilim diye bir şey ortaya çıkmış. Kasıp kavuruyor her tarafı. Ben diye. Böyle kala kaldım yani. Ne bu? Değil mi? Sorunsal bir durumla karşı karşıya kalıyorsun bu sefer. Bakın, sorunsal, bakın, soru problemine bağlı olarak cevap üretebileceğiniz bir şeydir. Ama sorunsal bir şey kavramlaştırmadığınız sürece çözümleyeceğiniz bir şey değildir. O sorunsal dünyaya bakışımız hangi niteliklerde, efendime söyleyeyim, şeyi var, oluşları var, hangi ilkeye bağlı olarak oluşları vardan hareketle baktığınız zaman, kendi maneviyatınızdaki tecrübelerle de harmanladığınız zaman nerede olduklarını görmek. Nerede olduklarına bağlı olarak onlara eleştirel bir tutumda bulmak. Zaten eleştirmek demek aynı zamanda yorumlamak demektir. Niye? Çünkü yeni bir üst perdeden tutup oraya bakıyorsun. O üst perdeden bakmaya bastan o üst perdeye göre onları değerlendiriyorsun. Nerede olduklarına dair eleştiri demek aynı zamanda üst perdeye göre onları yorumlamak. Yerindeliğini göstermek demektir. Her yerindeliğini göstermek. Onların hem kendi eksikleri varsa eksiklerini de görünür kılmak demektir. Hem tamlıkları varsa, yeterlilikleri varsa onu da gösterişe taşımak demektir. Bilimin nesnel olgusal düzeydeki hareketi elbette ki içinde bulunduğumuz çevremizi tanımamız için gereklidir. Ama öznel anlamda baktığınız zaman hakiki varlığa yabancıdır. Aa kardeş, tamam sen öylesin ama senin yaptığın yöntemin aynısı bizde var, ne yapacaksın? Sen deney, gözlem, ölçüm diyorsun. Bizde de deneyim var. Bizde de öznelliği tevhid dediğimiz bir, kritik etme dediğimiz bir yöntem var. Sen sonuç almaya dayalı olarak iş görüyorsun ve sonuçtan hareketle bir dünyaya bakıyorsun. Biz de öznelliğe, hakiki özneye dair sonuç almaya dayalı bakıyoruz ve sonuç aldıklarımız üzerinden geri dünyaya bakıyoruz. Yöntem aynı yöntem, aynı çizgidesin. Bakın, bütün Batı felsefesinin kurgulandığı, efendime söyleyeyim, Tanrı'yı dışarıda bırakmaya üzerine kurgulandığı, aklı da geriye atıyorsun, Kant'ın aklını. Deneyimleyebildiklerimiz, deneyimlemedik. Bildiklerimiz, bilemediklerimiz. Değil mi? Tanrı'yı nereden bileceğiz yani? Ya öyle bir dininiz var ki Tanrı'nın deneyimlenebileceğini söylüyor. Kendisini deneyimlenebileceğini söylüyor ve sonuç alınabileceğini söylüyor. Bir hodri meydanı var. Yani bilimsel akıl o hodri meydana karşılık vermek istemez mi yani hiç yoksa? Yani her şeye kapı aralamaya, bilmeye çalışan bir bilimden bahsedersek eğer, her şeyi demeyeyim de yani... Bir bilme nesnesi varsa o bilme nesnesi aydınlığa taşımak bilimin görevi değil midir? Ha, bu bağlamda öznelliğe dair olarak, sonuç almaya dair olarak, bilimsel bir yöntem olarak bize gelen bir Kur'an paradigmasından düşünürsek eğer. Gel, dua edenin duasını icabet ederim. Yakin gelene kadar ibadet et. Bak, kıssas ve karmadan sonuç alacaksın. Yani ilahi adalet düzersin. Yaptığın her şey başına gelir. Yani zerre kadar iyilik yapsan, zerre kadar kötülük yapsan seni bulacaktır.
Gel hodri meydan çekiyor. Öznel olarak deneyimle. Ondan sonra ister inkar et, ister şey et, kabul et. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bizim de böyle baktığımız bir dünya var. Geçen sene yaptığımız felsefe çalışması ise felsefedeki eksiklikler, efendim felsefi görüşlükteki eksiklikler ama aynı zamanda ortaya çıkarttıkları gerçeklikler. Bunu işlemiştik hatırlarsanız. Onun üzerine bir daha gitmeyeyim. Toparlayayım. Şimdi bu bağlamda efendime söyleyeyim. Madem ki yorumlanmış, bizim derdimiz şu. Hani madem ki metafizik bir dünyadayız, nasıl bir metafizimiz olması gerekiyor? Madem ki efendime söyleyeyim, ahlak biçimsel bir varoluştayız, nasıl bir ahlak biçimselliğimizin olması gerekiyor? Madem ki Allah'tayız, o Allah'ı nasıl bilmemiz gerekiyor? Nasıl bir Allah? Anlamamız gerekiyor. Bütün derdimiz buydu hatırlarsanız. Değil mi? Yani metafizik oluştan kaçış yok, ahlak biçimsel varoluştan kaçış yok, bilme eyleminden kaçış yok. Bu kaçışlar yoksa bunların nasıl olması gerektiği, hangi zeminden hareketle gerçekleştirilmesi gerektiği. Geçen seneler hep bunu işledik. Bu sene işte bir daha altını çizerek söylüyorum. Yaratım, yorum ve gerçeklik. Yaratım ve yorumdan kaçılamıyorsa, bir daim yaratış her an varsa, imanımız gereği ve gerçekten baktığımız gereği, yani alemde karşılığı, ayet gereği, bir daim yaratım varsa, bir yorum biçimsel varoluştaysak, yani temsile dayalı bir varoluşun içindeysek, ve yaratılmış dünyada, yani yorumlanmış gerçeklikler içerisinde, yaratılmış gerçeklikler içerisinde var isek, nasıl yorumlanmış, nasıl yorumlamamız gereken ve ona nasıl katılmamız, yorumlarken, yaratıcı etkinlikte yorumlarken nasıl katılmamız gerektiğinin aklı üzere oturup kalkacağız belki bu sene. Yani yorum biçimsel oluştan kaçış yoksa ve yorumlayan bir varlık olarak, her şeyi yorumlayan bir varlık olarak, duyusal, efendime söyleyeyim, iradi, duygusal, düşünsel, efendime söyleyeyim, vicdani vesaire olarak yorum biçimsel bir varlıksak, istesek de istemesek de bütün varlığımız yorum biçimsel olmaya zorluyor işte. Yani bulduğumuz konjektür haricinde doğanın kendisi bizi aziyetimiz sebebiyle, duyularımız sebebiyle, irademiz sebebiyle yorum biçimsel olarak bakmamıza eğiliyor. Madem böyle bir varlıksa nasıl yorum biçimsel olacağız? Yani kaçışın olmadığı bir şeyi nasıl yaşamamız gerekiyor? Yani zorunlu bir şey. Dediğim doğamız gereği olan zorunlu bir şey. Bak gerekli bir şeyden bahsetmiyorum. İlk ele gerekliliktir. Ama doğaya dair olan zorunluluktur. Madem ki zorunlu böyle bir durum var, o zaman bu zorunlu durumu nasıl yaşamamız lazım? Soru bu. Metafizik oluşmak zorunlu, fıtratımız gereği. Özne olmanın doğası gereğidir. Ahlak biçimsel olmak özne olmanın doğası gereğidir. Onun için o soruları sormuştuk. Madem ki zorunlu bunlar, doğamız gereği yani, o zaman nasıl olmaları gerekiyor? Bu sene sorduğumuz soru da bu. Özellikle. Madem ki ne, efendime söyleyeyim, yorum biçimsel oluştan kaçış yok. Çünkü yaratıcı gücün, yaratıcı erkin kendisi hep yorum biçimsel olarak var ediyor. O zaman biz nasıl yorum biçimsel bir dünyada var olacağız? Kendimizi nasıl yorumlayacağız? Dünyayı nasıl yorumlayacağız? Gadamer gibi mi? Derrida gibi mi? Kendi tefsir tarihimizdeki gibi mi? Tefsir bakın. Yorum var. Tefsir. Efendime tefsir tarihini hepimiz biliyoruz yani. Bir kıyısından köşesinden olmasa bile. Kıyısından köşesinden bilmiyoruz, onu söyleyeyim. Yani iyi biliyoruz. Yani bir Said Nursi'nin, bir Gazali'nin, bir Razi'nin, değil mi? Daha nicesinin. Yani Kur'an disipliniyle baktığınız zaman bir kelam tarihi yorum tarihidir zaten. Fıkıh tarihi yorum tarihidir. Onun için Şafisi çıkmış, şuyu çıkmış, buyu çıkmış ya. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani ana esaslardan hareketle, bak ana esasa, esaslara hareketle, esaslara uygun olarak hayatın yorumlanışı, tavırların yeniden değerlendirilmesi, duruş kazanılması neye göre olacak? Yani bütün sorun bu. Yani yoruma dair bir varoluştan bahsediyorsak o zaman nasıl yorumlayacağız? Bu gerçekten önemli. Geçen seneler hukuku üzerine söylemiştik hatırlarsanız. Yani klasik hukuk bitmiştir bu konuda. Yani Şafii'nin de klasik hukuku şuyu bu bağlamda bitmiştir. Ana esasları kastederek söylemiyorum. Yorum biçimsel oluşunu kastederek söylüyorum. Kur'an'daki çıkarımdan baktığınız zaman efendime söyleyeyim 4 ana esas söylemiştik hatırlarsanız. 5 tane de ekleyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Hani iktisadi adalet, fırsat eşitliği, efendime hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik. Liyakat ve yeterliliğinin arayışı. İş görmelerde de liyakat ve yeterliliğinin arayışı. Yani emaneti ehillerine vermez. Değil mi?
hukukun bu 5 esasını oturt, zaten yeni bir dünya kurdun. Cennet mekan kurdun, daha ne olacak? Ya şu esas alın, Amerika'ya vurun. Osmanlı'ya vurun. Şu anki Türkiye Cumhuriyeti'ne vurun. Suudi Arabistan'a vurun, Pakistan'a vurun, Fransa'ya vurun, Yunanistan'a vurun. Yani şu dört esas üzerine hangi ülke var? Bir tane çıkartırsanız yani. Ya Avrupa'da şöyle bir ülke var. Kanada'da olabilir, Amerika'da, İsveç'te olabilir filan. Ya kısmi olarak çıkartabilirsiniz. Hani eskiler güzel bir şey söylüyor. Neydi? Bakın bu hukukun esası. Ya kardeşim sen iki tane söyledin. İkisi de Hristiyan egemenliği altında olan teolojileri vesaire olan ülkeler. Veyahut da ateist olmuşlar çoğu. Böyle ülkeler. Şimdi söylediğin şey bunlarla örtüşüyorsa, İslam'la dediğin yerlerde eleştirel olarak bunlarla baktığın zaman, efendime söyleyeyim, bunlar daha Müslüman durmuyor mu? Müslümanlık aynı zamanda bir kimlik edinmedir. Yani bir doğruyu yaşamak illa Müslüman olduğunuz anlamına gelmiyor. O doğruyu yaşadığınız anlamına gelir. Karşılıksız da kalmaz. Ama aynı zamanda bir aidiyet durumudur. Bir aidiyet durumu olarak biz bu esasları yaşamıyorsak sıkıntı var. Fırsat eşitliğini gözetmiyorsak, iktisadi adaleti gözetmiyorsak, hesap verilebilirliğimiz yoksa, denetlenebilirliğimiz yoksa, bazıları çıkıyor diyor ki ne işte istihbarat şunu dinliyormuş. La herkesi dinlesin. Korkacak bir şeyimiz varsa eyvallah. Yoksa zaten istediği gibi dinlesin. Çok da umurumdaydı zaten. Onu dinlemiş, bunu dinlemiş. İnşallah Almanlar dinliyordur. Vallahi. Almanlara kafayı taktım. Çok iyi insanlar. İyi insanlardan kastım. Ya Almanlar gerçekten önemli bir şey. Yani şey var, kültürel, felsefi kültürel gelenekleri var. Ve ben halen yitirdiklerini zannetmiyorum. Gerçekle tanıştıkları anda ben İslam olmalarını, bakın İslam olabilmeye en yakın şey olarak görüyorum. Yani tarihsel çizgileri olan ırk olarak görüyorum. Yani ne kadar olurlar bilmem. Ayrı mevzu ama Almanlar bu konuda maharetli. Yani bir Fransız, bir İngiliz'den daha böyle şeyler. Yani gerçeğe dair bir ifadeleri var hiç olsa tarihsel çizgiden bakınca. Bir yakınlıkları var demek daha doğru olur. Çünkü diğerlerinde daha çok siyaset önde gidiyor. Demek istediğime getireyim. Neyse bu konu ayrı bir mevzu. Bu bir temenni. Demek istediğime getireyim. Sorumuz, bakın iki, yani yaratım yorumlamaktır. Özür dilerim. Yaratım yorum, ha soruyu bitireyim. Soru devam ediyordu cevabı. Ha sonra dünyaya geldiğimiz zaman yabancı kaldık. Bilimdi, oydu, buydu, şuydu filan değil mi? Evet. Daha önce okumadığım veyahut da yabancısı durduğum şeyler değil. İslam olmama dair olarak onlar bana yabancı duruyorlardı. Yani nereye oturtacağımı bilmiyordum. Sadece bende bir şey vardı, motto vardı. O motto üzerinden hareket ediyordum. Yani aklımın şeyi, yol haritası, çizgisi, kıble istikameti daha doğrusu. Ne? Madem ki her şey bir varlığın kendine dair olarak sıfatlarını gerçekleştirmesine bağlı olarak var ettiği bir dünya, o zaman her birinde hak tezahür ediyorken, tezahür demeyeyim, tecelli ediyorken, ama kendisi olması anlamında değil, aynı değil, ayrı da değil. Ben yetişmemin her safhasında bu mottoyla yaşamışımdır. Aynılık hiçbir zaman bana gelmemiştir. Yani vahdet-i vücut çizgisinde hiçbir zaman bulunmamıştımdır. Yani klasik vahdet-i vücudun yabancısıyımdır. Bakın ben de vahdet-i vücudum ama klasik o Muhittin Arabi geleneğinden gelen vahdet-i vücut bize yabancıdır. Ha bu efendime söyleyeyim gitmişiz ta İmam Rabbani ekolü, Halid-i Bağdadi ekolünden geldi. Öyle bir ekolden gelişim gelmemişimle ilgisi yok. Düşünsel olarak bana yabancıdır. Öyle bir ekolden gelip gelmemek de önemli değil benim için zaten. Ya mantıma vuruyorum, aklıma vuruyorum, yaşantıya vuruyorum, Kur'an'a vuruyorum. Hiç alakası yok yani. Aynılaştırma diye bir şey yok çünkü. Aynılaştırdığın zaman zaten kendin olamazsın. Sadece kendin olmak zorunda kalırsın. Buradaki kendin olamazsın, ötekiyle kendin olamazsın yani. Aynılaştırmış dünyada Allah ne kadar kendi olacaktır ötekisiyle? Habibim dediği anda zaten bir fark yaratıyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Aynılaşmayı bozuyor zaten. Bir ve farklı olur. Ama karşıt olma anlamında değil. Bir ve farklı olur. Millet böyle okudu ama farklı oluşu genelde karşıtlık kavramıyla dolduruyor. Öyle kalmaz. Yani çift kavramı da var bir bağlamda. Habibim dediği anda kendisine ayna bir çift var ediyor. Onun için eskiler güzel söylüyor. Miratullah'tır Resulullah diye. Yani Allah'ın aynasıdır insan. Şimdi toparlayayım. Yani bir ve farklı olur. Onun için o çizgiden bakmıyorum zaten. Onu da altını çizeyim yani. Her neyse velhasıl hikayem yabancı duruyor şimdi. Motto ne? Aynı değil, ayrı da değil. Ayrı değilse yani her şeyde hak bir sıfatıyla bir esmasıyla tezahür ediyorsa bunların hiçbirine yabancı olmamak lazım ama bunlar nerede? Hangi esmada? Hangi sıfatın tezahürleri? Hangi esmanın tezahürleri? Hangi yere kadar varmışlar?
eksikleri ne, tamlıkları ne, içlerine girdiğin zaman, ilkesiyle de baktığın zaman sorunsal olan şeyin, kendisine kavramsal yaklaşımla da baktığın zaman ha nerede oldukları kabak gibi ortaya çıkıyor. Yeter ki yeniden kavram üretelim. Bakın kavram yaratmak da dünyayı değiştirir. Çünkü bakışınızı, evvela öznel olarak sizin bakışınızı değiştiriyor. Ortak gerçeklik kültüre sirayet eden dil olduğu zaman kültür oluşturuyor. Şu andaki Anadolu'daki tevhid dili dahi o erenlerin yüzü sürtme gelmesiyle verilmiştir. Hani misafirin hak görülmesi, her şeyin Allah'tan bilinmesi, ayrıştırmayan bakışlarla genelde bakılması, ki siyasi çizgi genelde hep ayrıştırmıştır, o da ayrı mevzu. Yani Osmanlı'nın siyasi çizgisi Anadolu'ya karşı ayrıştırıcı bir çizgi, tevhid dilinin öldürücü bir çizgi de olmuştur. Onun altını çizeyim mesela. Hani Sünni, Alevi, fetvalar verilmesi falan dahi çizmiştir. Yani her şeyi haktan bileceksin, ondan sonra birbirinize düşman bakacaksınız. Yani hangi akıl olacak almıyor. Veyahut da felsefeleri itibaren diyor, her zaman barışı gözeteceksin. Öbürüne bakarken kanı içilesi bakıyor bir tanesi. Öbürü de diyor ki ya bu Yezid'dir diyor. Öbürü öyle bakıyor. Hani İslam'dınız. Yani barışacaktık. Aynı vardan var olmuştuk. Değil mi? Yani hani elhamdülillah Rabbül Alemin dedik. Senin de Rabbim, benim de Rabbim. Rahman, Rahim ikimiz de diyorsak. Bir de o da var. Yani ne kadar diyoruz. Şimdi toparlayıp demek istediğime getireyim. Yani siyasi çizgilerimiz fevri düzeye indirgediğimiz zaman ve toplumsal düzeyde de tarihsel vakalarla, düşmanlıklarla beslendiği zaman ne kadar tevhidden de uzak kaldığımızı da görüyoruz. Ondan sonra ikisi de çıkıyor diyor ki ne? Fırkay Naciye benim. Daha sen insanlıktan mı şey etmemişsiniz? Efendime söyleyeyim neydi? Sonuç almamışsınız. Kalkıp da Yaradan'dan nasıl sonuç alacaklar? O da ayrı mevzu. Yaradan'dan sonuç almak ayrı bir mevzu zaten. Fırkay Naciye dahil olmaktır. Toparlayayım. Sorunun cevabına geldi. Birinci aşamamız neydi? Bir tanış olmaklıktı. İkinci aşama nasıl bir dünyada varız? Üçüncü bir aşamaya geçtik. Dil oluşturma. Kaç seneden beri? En az 20 seneden beri. Yepyeni bir dille bakıyoruz artık. Geçmişten. Bazen geçmişe dair o dilin çoğunu kullanmıyoruz. Efendime söyleyeyim. Yepyeni dille bakıyor. Yepyeni bir dille bakmak demek şu demek. Görünmez olanı görünür kılmak demek. Sorunsal olanı çözümlemek demek. Orada yatan gerçekliliği açık etmek demek. Her birini yeterliliğiyle, eksikliğiyle ortaya çıkarttığın anda zaten arayışlar bitiyor orada. Kabak gibi her şey ortada oluyor. Kabak niçin onda? Yaprağı erken çürür. Çürüdüğü zaman da ortada böyle kalıverir değil mi? Etrafını kuşatan, etrafını efendime söyleyeyim sarmalayan neler varsa onlar kuruttuğun anda o büyüyen şey, kabak peygamber yemeğidir ha, öyle sıradan bir şey değil. Yani tatsız tuzsuz bir şeydir ama yani efendime söyleyeyim bereketlidir. Şimdi demek istediğime getireyim. Yani kabak gibi ortada çıkar. Yani görünür olur. Bütün meselemiz de buydu. Yani şu anda aklıma gelmeyen birçok kavramla beraber. Yani Esma-ül Hüsna'nın yeniden konuşulması, efendime söyleyeyim işte anlamlarının, içeriklerinin zenginleştirilmesi, sadece ahiret alemine atmayıp bu alemde de yaşamsal olarak gösterme, ayetlerin yeniden ele alınışı, efendime söyleyeyim kavram çiftlerinin, öbeklerinin ortaya çıkartılması, ki bu şeyde, bu dönemde de efendime söyleyeyim bu yaratım, yorum, bak yaratmak yorumlamaktır dediğin anda zaten yeni bir kavram öbeği daha veriyorsun. Yani yepyeni bir dünyaya bakıyorsun. Yaratmak, yorumlamaktır. Bitti. Yeni bir dünyaya bakıyorsun zaten. Bakın bir kavramın değişmesi dahi, bir cümlede bir kavramın değişmesi bile dahi bütün dünyanı değiştiriyor. Bir tane aşıkülerden de, Nakşibendilerin aşıkı kolundan İsmail Baba diye birisi vardı. Bu döşemecilik yapıyordu. Hayattan mı bilmiyorum. Allah'ın selamı üzerine olsun. Onun bir hikayesi vardı. Derdi ki ya derdi hani ahiler gibi. Yani geleneksel hani Nakşibendi olmasına rağmen ahi kültürünü taşıyor herif. Yani neyse güzel bir sözü vardı. Hoşuma gitmişti. Ya dedi ben dükkanımı açarken dedi para kazanmak için açmıyorum. Bak insan niçin dükkanına gider? Para kazanmak için. Ya Rabbi sana hizmete geldim. Dünyanı değiştiriyor bak. Bir söz, bakış açısı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yorumladığınız dünya öznelliğinizi belirli kılıyor. Duygusunda, değerinde kalmıyor sadece. Paylaştığınız bir şeyse ortak bir değerden baktırtıyor. Yeni bir dünyadan baktırtıyor. Yeni bir dünya kuruyor, oluşuyor. Dil bunun için önemli. Yeni bir dille bakıyoruz o yüzden. Kabul ederler etmezler ayrı mevzu. Farz et bu dil gerçek hakikate dayalı olarak bir zeminden hareketle birçok insanın gönlüne sirayet etmeye başladı. Ve bu dil kullanılmaya başlanıyor. Bir kişi değil yüzlerce kişi. Tarih olgusal olarak kültüre dayalı olur artık.
Artık yeni bir dünya kurulmuştur. Bazen bırakırlar. Bir ağaç kök salar. Yani geç kalmadık. Yeni başladık. Bazen bırakırlar. Bir ağaç ne kadar kök salarsa derine, sonradan kendini verirse şeye, ağaçlarına, gövdeye, dallarına, o kadar daha gürdür, o kadar daha sağlamdır. Kök salıyoruz aslında. Hani bazıları söylüyor, eksik mi kalıyoruz, geç mi kalıyoruz? Değil, kök salıyoruz. Dil edinmek demek, kök salmak demektir. Derinlere nüfus ediyoruz. Ha, ondan sonra insanlar nasıl nüfus eder etmez, o Allah'ın bileceği bir şey. Yani bize hizmet budur. Derinlere kök salmak. Yeniden kavram üretmek. Yeniden kavram üretmek demek, yeniden yorumlamak demektir. Yeniden yorumlamak demek, yeniden yaratmak demektir. Birinci elden yaratım etkinliğine düşünsel olarak katılmak demektir. Sadece sanatsal bir içerikle değil, felsefi içerikle yaratmak demektir. Ve bu okuyuşu biz başardık. Biz bu okuyuşu becerdik. Ve bu okuyuşun damlanıp budaklanması gerekiyorsa bu Rabbime aittir. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama biz kök saldık. Bu 4 senelik çalışmamız zaten bunun meyvelarıyla dolu. Yani bir arayış falan değil, bir kök salma durumu vardı bizde. Hani geç mi kaldık falan? Yok, geç kalmadık. Halen kök salıyoruz. Sadece bir dalları budaklanması kaldı. O da Allah'a ait yani. Bir 10 senede, 20 senede olacak iş değil bu. Bir Anadolu kültür havzası, Balkanlardan, Musul, Kerkük'ten, o Kuzey Suriye ve Irak hattından ta Kafkaslara kadar bir kültür havzasını içerir. Bir Anadolu kültür havzasından bahsediyorsanız, içerir ve o kültür havzası birbirine yabancı değildir ortak dil ve anlam değerde. Ortak değerlerden oluşturulmuş dil olarak. Bakın, ortak değerlere bağlı olarak oluşmuş o kültürel dilde birbirine yabancı değildir. Ben eminim ki Musul Kerkük'e gittiğiniz zaman da misafirsiz, efendime aç kalmazsınız. Efendime söyleyeyim, ben eminim midir ki, şu anki Avrupa Balkanları fazla bilmiyorum ama o ortak değer havzasında bir Türk köyüne veyahut da şuyuna buyuna, nereye giderseniz, İslam olmuş bir yere gitseniz, efendime söyleyeyim, ne aç kalırsınız ne yabancı kalırsınız. Aidiyetler aynı çünkü. Önemli olan bu zaten. Fark etmez. Anadolu'da bir Alevi veyahut da Sünni köyüne de gitseniz, Şafi köyüne de gitseniz, ben bilirim ki yabancı kalmazsınız. Gittik bugün bu sene Anadolu'ya, yabancı da kalmadık hiçbirine. Yani ortak değerleri çünkü aynı. Biliyorlar veyahut da bilmiyorlar. Birbirlerine siyasi olarak ayrı düşmüşler veyahut da düşmemişler. Ama ortak değerlerde buluşuyorlar. Ortak bir kültür haznesi var yani. Bir Alevisine de sorduğun zaman ya Allah'tan diyebiliyor. Bir Sünnüsüne de sorduğun zaman, o saf niniyesine, şuyuna buyuna sorduğun zaman ya bu da Allah'tan ha diyebiliyor yani. Yani tevhid gözlüğü, tevhid gözlüğü halen içselleştirilmiş bir değer olarak duruyor orada. Ama bu yüzyıllar sürmüş, demek istediğim o. Öyle hat diye birileri gelmiş de bir dil oluşturmuş değil yani. Yüzyıllar sürmüş. Az bir zaman değil bu. Onun için bir iş yapıyorsanız evvela siz kök salmak zorundasınız. Evvela derinlere inmek zorundasınız. O derinlerden bulduklarınızı kavramlaştırarak görünür kılmak zorundasınız. Ondan sonra olan biteni değerlendirerek onu artık bir anlayış biçimi olarak göstermek zorundasınız. Ondan sonra eğer ortak değer olarak paylaşılan bir şey olmaya başlarsa, anlam ve değer olarak paylaşılmaya başlanırsa, ilişkilerinde de bu karşılık görürse, kurumsal düzeyde de işletilebilir düzeyde karşılıklar oluşmaya başlarsa, ha, o söz iş görmüş artık. Bir medeniyete doğru uzanmış. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani geç kalmadık yani, onun altını çizdim. Bir der çalışıyoruz. Belki 20 kişi, belki 200. Bazıları çıkıyor beğenmiyorlar. Yani 200 kişi mi izliyor falan. Bizim derdimiz 1000 kişi, 3000 kişi değil ki. Bilmem anlatabiliyorum. 10 kişi dahi, 20 kişi dahi özümseyerek o dersin içeriğini alıyorsa ve kendinden yeniden yorumlama gücünü buluyorsa. Bu çok önemli. Çünkü baskın bir kuvvet olarak o kişinin yorumunu öldürecek şekilde zaten geliyorsa o ders değil yani. Onu açımlıyor. O açımlanırken kendinde yeniden zenginleşebiliyorsa gelenle, kendine kattığıyla beraber yeniden kendisini açımlayabiliyor ve zenginleşerek kendini görünüşe taşıyorsa ders işini görüyor. Bizim de istediğimiz dünya bu. Öldüren gölgeler altında, başkalarının iradeleri altında değil, kayyum esması gereği, kişinin kendinden beslenişiyle, kendinde olanı açımlamasıyla varoluşu, kendini gerçekleştirmesi, kendini yorumlayabilmesi. Çünkü farz edin burada konuştuklarımız sizde bir tesir bıraktı. O tesir değil.
sizdeki etkisi sizde olanlarla harmanlanıp ortaya çıkıyorsa siz zaten kendinizi yorumlamaya başladınız demektir. Diğeri taklit olur. Halil klonlandı. Zaten var yani, klonlanmasına ne gerek var? Bilmem anlatabiliyorum. Kopyalanmasına ne gerek var? Ama yok. Farklılıkta yorumlanma zenginliği var. Derinlik başlar. Çünkü karşılıklı ilişki derinleştirir insanları. O derinliğin içerisinde yepyeni farklı farklı dünyalar açımlanmaya başlar. Kendi içinde zenginleşen bir kültür olmaya başlar. Yani birinin sözü olarak kalmaz. Herkesin sözü olur o. Çünkü açımlanıyordur. Onda farklı, onda farklı. Ama fevri olarak bir farklılık değil. Ya çoklu ve katmanlı gerçeklikte bağlam kurmaklardan bahsediyorsanız yorumladığınız bir dünya içindesinizdir. Senin baktığın Esma-i İlahi, öbürünün baktığı karakter biçimi neyse Esma-i İlahisi, her birinde ayrı ayrı bir okuma biçimi oluşturuyorsa gene ortak bir zeminden hareketle hakikatine bağlı olarak bir yorumlayıştır. Bu bir renkliliktir yani. Renkli olan bir dünya güzeldir. Tek tip olan değil. Onun için amacımız tek tipleştirmek değil. Hani nasıl yorumlayacağız? Bir yöntem koyduğun zaman yöntemin en büyük problemi tek tipleştirmesi. Bizim derdimiz yöntemin kendisinin bir zemin olması, tek tipleştirmesi değil. Hani oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku diyor Allah Azimşan ilk ayet. Değil mi? İnan. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku ne anlama gelir? Şu anlama, yani üzerinde galip olan sıfatını da okuyacaksın. Bak, farz, zorunlu yani. Farz, zorunlu. Yani istesen de istemesen de bu şekilde okuyacaksın diyor ayeti kerimede. Çünkü geniş zamanla konuşur. Okuyacaksınız. Yani efendime söyleyeyim. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. İsteseniz de istemeseniz Rabbinizin adıyla, galip olan sıfatıyla okuyacaksınız. Esma-i Hasınız neyse yani. Eskilerin söylediği. Eyvallah. Aynı zamanda ayet şunu da içerir. Ya diyor, zaten istesen de istemesen de okuyacaksın ya. Hani sen yorum varlığı olarak varsın yani. Okuyorsun. Ama hiç yoksa Rabbinin adıyla oku. Yani özsel olarak efendimiz doğan gereği Rabbin galip sıfatıyla üzerindedir. Ama yeterli değil. Nefsine mal ederek değil. İlke olarak onu alıp, erek olarak onu alıp gerçekleştirmeye dair olarak oku. İşte bu renkliliğimiz olur. Bilmem anlatabildim mi? Zaten Rabbin sıfatıyla okuyorsun. Her varlık Rabbinin sıfatıyla okuyor. Kediler dahi ya. Kaç tane karakter biçim var adamlarda. Kapımın önüne hep geliyorlar ya, takip ediyorum. Birinci aya birinci elden gözlüyorum. Yani bir bakıyorsun küçüklüğünden itibaren ha, bir tanesi pati atar, bir tanesi sert mizaçlı, bir tanesi masum, bir tanesi mazlum. Bakışları, tavırları, yani sadece bakışları değil tavırları. Her neyse demek istediğime getireyim. Yani doğada bu şekilde. Yani zaten Rabbinin adıyla okuyorsun, yetmez. Rabbinin adı erek olarak gerçekleştirilmesi gereken, nefsine mal ederek değil. Evrensel düzeyde herkes için kıldıkların ve kendi için kıldıkların. Çünkü herkes için kıldın, kendin için kıldın. Allah için olandır zaten demiştik hatırlarsanız. Kıldığınla beraber okuman gerekendir. İşte o zaman ilkeli bir okuyuş başlar. Yani ben ne söylersem söyleyeyim. Sen Rabbinin idealine bağlı olan tavırları itibariyle okumaya başladığın anda yerli yerince sen de renkleniyordur o zaten. Ve sen ortaya çıkıyorsundur. Yani istenen sizsinizdir. Sizin taklit olmanız değil. Yani muhatap aranıyordur. Bunu kaçırmayın. Bütün sohbetlerimizde özellikle söylediğimiz bir şey. Evet. Nasıl o zaman yorumlayacağız? Bu nasıl yorumlayacağız bizi yöntem biçime götürebilir. Ve bize aslında Kur'an-ı Azimşan o ilk ayetiyle bir yöntem de veriliyor. Yani Rabbinin adıyla oku. Bak bir yöntem veriliyor. Demek istediğim buydu. Yöntem veriliyorsa o yöntem aynı zamanda teklifleştirir, değil mi? Değil. O yöntem bir zemindir. Herkes kendi Rabbi ile okurken zaten renklilik başlamıştır. Yani. Direkt kişiye hitaptır, muhataba hitaptır çünkü orada. Rabbinin adıyla okuyacak sensindir. Yani. Kim okuyorsa o sırada kendisi okuyordur zaten Rabbisinin adıyla. Muhatabı olarak. Olanı, olan biteni, kendinde olanı ve olan biteni. Onun için bir tek değiştirme çabası değil, nasıl renkleneceğimiz, nasıl okumamız gerektiğini çalışması. Yani Kur'an'ın evrenselliğini yitirmeden. Bakın buradaki evrensellikten kastım, hani bütün ayetleri evrenselce şey etme. Ya evrenselliğinden kastım şudur. İçeriğine dayan olan şeyin alemde ve ilişkilerde, sosyal işe halen karşılığı varsa.
O karşılığına bağlı olarak o evrenselliğini yitirmemiştir. Hemen birisi çıkabilir. Ya zıhar ayetini ne yapacaksın? İşte Araplardaydı filan, onlarda bile kalmadı. Ya kastedilen o zıhar ayetindeki zıhar değildir orada. O zıhar ayetinde kastedilen şey o ilkesine bağlı olarak neyse odur. O ilkesinin halen sosyal ilişkilerde bir karşılığı varsa, boşa yemin etmek gibi. Bir karşılığı varsa ki hepimiz yapıyoruz. Boşa yeminlerimiz vallahi billahi böyle şeyler değil mi? Hepimizin yaptığı şeyler. Veyahut da boşa ahitler, işlemeler. Ya şöyleyse zaten ben böyle yemin ettim bunun için. Ya diyor, boşu boşuna Allah'ın ismini boşu boşuna anmayın. Boşu boşuna şey etmeyin. Yani yemin etmeyin. Hani bunu konuştuğumuz için ve farklı bir yerden de herhalde. Neydi? Nur göğü seması 3'te işlediğim için fazla üzerinde durmayacağım. Yani ayetin içerdiği ilkesellik neyse. Onun o ilkeselliğine bağlı olarak karşılıkları halen toplum içerisinde varsa. Veyahut da kainattaki bir oluşlarda varsa. İlla herkesle olacak kaydıyla değil, muhatabı varsa o evrenselliğini orada koruyordur. Bak, muhatabı varsa, bu bir kişi bile olsa o evrenselliğini koruyordur. Bunu kaçırmamak lazım ki zıhar ayetinin evrenselliği hiç bu bağlamda tartışılmaz. Yani boşa yemin etmeler düzeyinde tartışılmaz. Çünkü boşa yemin eden siyasetçi mi yok, boşa yemin eden efendime söyleyeyim aile bireyi mi yok, boşa yemin eden şu bu mu yok? Yani boş işler için diyor Allah'ın değerlerinizi alaşağı etmeyin. Boş işler için kalkıp da, yani karşılığı olmayan şeyler için değerlerinizi linç etmeyin. Değerlerinizi alaşağı etmeyindir orada vurgulanan şey. Sen kalkıp da zıhardan okursan o ayeti anlamıyorsun demektir. Allah'ı da anlamıyorsun demektir. Aynı Kureyş suresini efendime söyleyeyim veya da Leheb suresini kalkıp da şey anlamak gibi. Neydi? Karısı Hint ile Ebu Leheb'i anlamak gibi. Ya bunlara inmiş yani, ne yapacağız diyen geyikler var. Yani sen onu o ayeti, o sureyi öyle okursan senin zihniyetin o kadar, anlayış biçimin o kadardır. Sığlığın o kadar demektir yani. Orada bir zihniyet kastediliyor ve o zihniyetin sonuçsuz yaşayacağından bahsediliyor. Elleri kurusun demek, sonuç alınmayacak bir varoluş içindeler demektir. Bir şeyin ellerinin kuruması demek, sonuç almayacak bir varoluş içinde bulunmasını içerir. Orada kastedilen bir zihniyettir. O zihniyette bulunanların varlık ve varoluştan sonuç almayacak bir varoluş içinde yaşadıklarıdır. Sonuç alınmayan bir varoluş içinde yaşamak ise kendini cehennemine, kendilik dünyasında cehenneme mahkum etmek demektir. Düşün yani, herkes bir şeylerden sonuç alacağı bir görüşe geldiğinde bir dünyada siz sonuç alamayacaksınız. Zaten cehenneme döndün. Ayrıca bir cehenneme girmeye gerek mi var? Ya yani, sureyi nasıl yorumladın çok önemli. Ellerimizin kuruduğu bir zaman var mıdır bizim? Sonuç almadığımız, Allah'ın sıfatlarını bıraktığımız zaman sonuç almadığımız bir dünyamız oldu değil mi? Hakkıyla okumadığımız Esma-ül Hüsna, sizler dinimize hizmet etmezseniz dinimize hizmet edecek başkaları getiririz. Yani sıfat-ı ilahimize hizmet eden başkalarını getiririz. Sonuç almadığımız bir dünyaya baktığımız anda ellerimizi kuruttular. Cehenneme dönmedi mi bütün hayatımız? Halen İslam coğrafyasında hukukun esasları yok. Halen İslam coğrafyasında efendime söyleyeyim Allah'ın esmaları hakkıyla yaşanması gerektiğini, kurumsal düzeyde tesis edilmesi gerektiğini aklı yok. Ne yapacaksın? Alimse alimlik, ilimse ilim değil mi? Kudretse kudretin hakkını vermek, adaletse adaletin hakkını gözetmek ve zemin, yaş, varoluşa zemin kılmak, sürekli ve sürdürülebilir, öngörülü bir dünya için. Şimdi bunlar yoksa kendi elimizi kendimiz kurutmuşuz demektir. Kendi cehennemimizi yaşıyoruz demektir. Ondan sonra başımıza niye bunlar geldi? Büyük bir tecrübe. Bir fırsat olarak geldi. Niye? Kendini tanıman ve kendini yeniden üretmen için bir fırsat. Kalıp da içinde kendine çelme takman için değil. Ha niçin? Deyip kendi öz eleştirini yapıp da yeniden doğmak ayrı bir şey. Efendim, kendi öz eleştirini yapmadan suçlular aramak, şunun içinde bunun içinde sadece demek, efendime söyleyeyim, kendini o cehenneme de mahkum etmek demektir. Yani Ebu Leheb yaşadık zaten, yaşıyoruz da içindeyiz de zaten. Ne kadar yaşıyorsak. Ya sadece Allah'a imanı kastederek yorumlamıyorum onu. Bir zihniyet olarak sonuçsuz kalmayadan bahsediyorum. Sonuçsuz kalınan bir varoluştaysak zaten onu yaşıyoruz. Şimdiki tarikatların hepsinde, çoğunda diyeyim yani. Ebu Leheb'in o suresinde, Tebet suresinin kendisi yok mudur? Sonuçsuzluk yok mudur yani? Sonuç alma mı vardır hak ve hakikatten? Felsefi içerik olarak, dil bilgisi içeriği olarak, efendime varlığa dair olarak, varoluşa dair olarak bir sonuç alma mı vardır? Bir yere gidiyoruz ya, gittiğimiz yerden sonuç alma olması gerekir. Bana sordukları ilk soruydu. Ya niye gidiyorsun? Sonuç alıyorum. Sonuç aldım diyor, dünyadayım yani. Sizden sonuç alamıyorum. Ne yapacağım? Şimdi toparlayayım.
Bakın iki tane ayrışım getirdik. Evet, yapacağız bir teklifleştirecek bir teklifleştirmiş bir şekilde değil. İki, efendime söyleyeyim, sonuç almaya dayalı olarak, efendime söyleyeyim, görünen ve olgusal olarak karşılığı olan bir dünyayı anlamlı kılmaya çalışacağız. Bunun da altını çizeyim. Eğer bunu yapamazsak yaşama dokunamayız, varoluşa dokunamayız. İnemeyiz yani. Ama bunu yaparsak, teklifleştirmeden insanın kendini üretmesine ve varoluşunda söylenenlerin gerçekliğine tanık kılabilirsek, ha, bir parça İslam olmayı daha renkli bir şekilde bulmuşuz demektir. Bunu ne kadar yapabilirsek inşallah. Gelecek haftadan itibaren böyle bir okumamız olacak. Bir de altını bir daha çizeyim. Katmanlı, şurada bir notum var. Katmanlı ve çoklu gerçeklik içinde izafiyetten de bahsetmekteysek, bağıntılıktan da bahsedelim. Dilde yapılan her anlam ve değer bağıntısı, bak biraz önce yaptığımız şeyler, değer bağıntısı yorum olmaktan öte değildir. Herhangi bir kavram bağıntısında yapılacak kavramsal değişim paradigmayı, dünya görüşünü ve zihniyetini değiştirir. Yani öznel bir yaratıma tabi tutar. Her soru, bakın her soru kalıbının değişiminde dahi, ne, niçin, nasıl dahi, yeni bir dünyaya öznel anlamda bakışımda olunur. İstediğin kadar nesnel bakmayı da, ussal olarak da nesnel bakmayı görmüş ol. Öznel düzeyde yepyeni bir dünyaya bakıyorsundur artık. Ve zatında, yaratımda fark yaratmak, farklı kılmak, yorum biçimsel olayı gerekli kılar. Yani zattan bahsediyorsak, kendilikten bahsediyorsak, onun kendi varlığından bir şeyi açık etmesi, yorum biçimsel olarak hem kendini yorumlaması, hem de aynı zamanda yorum nesneleri olarak, yaratılmış gerçeklik olarak ortaya çıkarttıkları varoluş nesnelerini de açık etmesi de kalmıyor. Onlarla ilişkisinde kendini yeniden yaratıyor, kimliklerde yaratıyor. Ortak bir varoluş çıkartıyor. Ortak bir dünya kuruyor. Bak kendisiyle ortak olunan demedim. Kendisinin ortağı yok o konuda. Varlıksal olarak ortaklık yok. Varoluşsal olarak ortak bir dünyada varız hep. Yani kavramlara dikkat etmek. Bak yorumladığınız şeyin kavramlarına dikkat etmeniz lazım. Yoksa birisi çıkıp şöyle de, aa hop dedik arkadaş. Yani sen böyle diyorsun, Allah'a ortak mı koşuyor ya? Allah'a ortak koşmuyorum. Varoluşun gerçekliğini söylüyorum. Zorunluluğunu söylüyorum. Varlık bağlamda kendisinin ortak olmadığını zaten söylüyor. En baştaki hadis-i kutsi bunu zaten verir. Seslendim, sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı. Varlıksal olarak ortağı yok yani. Ama varoluşsal olarak Habibim. Bak ortaklık var. Ama varlığa dair bir ortaklık değil. Varoluşa dair bir ortaklıktır o. Buluşmaktır yani. Hani kendine mal etme düzeyinde kastettiğim bir şey değil bu. Varoluşun gerekliliği, zorunluluğu bu ya. Sen ben ile var olunur. Yoksa sadece kendidir. Sen ben ile var olunur. Yoksa sadece kendidir. Kimse değil. Bak sadece kendi. Ama ne zaman ki sen ben ile var olur, sadece kendi değildir. Rahmandır, Rahim'dir, Allah'tır. Yani karakter biçimsel olarak kendine yüklem aldıkları, giydirdikleri. Hani ahlak biçimsel olan şey aynı zamanda kendiliğe giyilendir demiştik hatırlarsanız. Kendine giydikleri neyse, yüklem olarak aldıkları ise artık onlardır da. Her şey olması bağlamında demedim. Kendiliğe dair olarak konuştum. Bunu da altını çizeyim. Velettâlin amin. Allah'ın selamı üzerine olsun. Vatanımıza, milletimize selamet olsun. En güzel günler bizlerin olsun inşallah. Tabii en güzel dediğin zaman güzellik güzel gelmiyor yani. Paldır güldür geldiği de oluyor. Allah fazla faturamızı böyle şey hesaplı kitaplı getirmesin. Pandemi süreci ağır bir süreç. 2020 çok rahmetli bir sene. Daha bereketli olur mu bilmiyorum. Böyle deyince dilimden anlayanlar gülümsemeye başlıyor. Niye? Çünkü rahmet deyince yağabiliyor bazen. Altında ezilebiliyoruz yani. Hem de olsun. Ama bunlar bize bir fırsattır. Eksiklerimizi görmek için. Yeniden kendimizi üretmek için. Sosyal eksiklerimiz. Değil mi? İnsanların insanlara ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kısmen gene gördük. İnsanın insansız olmayacağını bu pandemi sürecinde yeniden gördük. Ev hapislerinde, aile ilişkilerinde, hastalarımız olduğu zaman, hastaneye götüremediğimiz zaman, değil mi? Yani insanın insana ne kadar ihtiyaçlı olduğunu bir parça daha bile görebildiysek ne mutlu. Kendimizi o açımızı kapatmak adına. En basında az sosyal olduğumuz bir durumdan daha az sosyal olmamamız gerektiğini de öğrenebildiysek ne mutlu. Hani elektronik ortama hapsediyorlardı ya bizi, yok televizyonda oydu buydu filan. Survivor bile herhalde bu sene tarihinin en büyük rakamlarını kazanmıştır yani. İzleme rekoru filan filan. Abartılı bir şeyden bahsetmiyorum ama birilerinin reklamı için de demiyorum. Demek istediğim yani ilişkilerimizi az sosyal düzeyde nereye kadar götürüyoruz veyahut da götürmüyor muyuz da görmek için önemli bir fırsat. Siyasi olarak,
sağlık sektörü olarak eksiklerimiz nedir, ne değildir? Bu gibi şeylere toplumsal olarak ne kadar hazırlıklıyız, hazırlıklı değiliz? Bunları görmek adına. Çünkü her zahmet, her sıkıntı eksiklerimizi görüp de kendimizi yeniden üretmek ve tamamlamak için bir fırsat olarak önümüzde bulduğumuzdur. Yapabiliyorsak, fırsata çeviriyor biliyorsak ne mutlu. Ki fırsatın kazası olmaz derler. Hani namazın kazası olur, fırsatın kazası olmaz. Yani bir daha öyle bir şey gelir mi gelmez mi, o da aynı mevzu. Kendimizi tamamladığımız şey ise artık görünür olmayandır. O işlevseldir, melekeler gibi. Görünür değildir ama işlevseldir artık. Tamlığa erilmiştir. Hani bir bilgi eksikliğiniz vardı, tamamlarsanız siz de melekeye döner. Çünkü bilgi işlevseldir. İşlemsel olduğu zaman melekeye döner. O işlemsellik üzere, işlevselliğine geçtiği zaman artık o melekeniz görünüş buluyordur. Aynı araba sürmek gibi. Araba sürmeden önce öğrenirsiniz. O bilgi işlevsel ve işlemsel olarak sizde hazırsa, işlemselliği üzerinden ne zaman araba sürmeye geçtiğiniz zaman artık o bilgiyi öğrenmiyorsunuzdur, kullanıyorsunuzdur. İşlevseldir yani. Yani o bilgi yok değil. O bilgi zemininden hareketle, işlemsel olan zeminden hareketle siz o arabayı sürüyorsunuzdur zaten. Meleke olmuştur yani onu sürmeniz. Ya melekeleriniz de artık işlemseldir. Artık o melekeleriniz ona göre şey diyordur. Kullanım nesnesidir. Bu da çok önemlidir. Altını çizeyim. Yani eksiğinizi tamamladığınız şey meleke olarak artık oradadır. Kuvvet olarak artık görünmez. Ama o artık işlevseldir. Tamlığa ermiştir. Eksiklerimizi gördüysek ne mutlu. Gelecek haftadan itibaren paylaşacağım inşallah yazıyı. Oradan itibaren, ön sözünden itibaren başlarız, devam ederiz. Yaratmak yorumlamaktır. Yorumlamak yaratıma sebepli yaratıcı etkinlikte bulunmaktır. İzafiyet kavramı, çoklu gerçeklik kavramı, bunlara bir daha gideceğiz. Bak bunlar hep ürettiğimiz kavramlara. Katmanlı çoklu gerçeklik, yaratılmış gerçeklik. Hep içinde durdum. Bak sanal gerçeklik falan demiyoruz. Yaratılmış gerçeklik diyoruz. Karşılığı var yani. Ya beslenmeye dair ya sonuç almaya dair olması gerektiği gibi. Bak bunu dahi söylediğin zaman sözü kavramı bir cümlenin içinde, bir paradigma düzeyinde, efendime söyleyeyim bir değer algısı düzeyinde vurguladığın anda bambaşka bir dünyaya bakıyorsun. Yani içinde bulunduğumuz gerçeklik sonuç almaya dayalı mıdır? Test edilebilir, tahkik edilebilir. Hani geçen haftalar bu, geçen haftalar diyorum, geçen dönem bunu da söyledik. Hani telkine dayalı bir dinimiz mi var? Tahkike dayalı bir dinim. Bunu söylediğin anda dünya değişiyor zaten. Yani söz ve kavramın mahiyetinin ne kadar derin ve anlamlı olduğu ve ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bir daha söylüyorum. Yani tahkike dayalı bir dinin mi var? Telkine dayalı bir dilin mi var? Şimdi telkinle tahkik kavramı normal gündelikte sözlükte okursun. Din düzeyinde böyle kavram bağıntısı olarak ortaya koyduğun anda yeni bir dünyaya çıkartıyorsun olayı. Yani yeni bir dünyaya bakıyorsunuz. Biraz önceki Tebe suresinde yaptığımız gibi, biraz önce Aşık-ı Şeyh'inde söylenen gibi. Ki tasavvufta buna dair nice yorumlar var. Bal tefsiri, ilahiyat kabul etmez mesela. Olup olmadığı da önemli değil zaten. Hani Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın, Cebrail'in, Allah'ın, Nebi Muhammed Mustafa Efendimiz'in, Fatma annemizin her birinin bir kıl, bir bal, bir tas. Üzerinde yorumu var. Nasıl yorumlayacağız? Ama her birinde hüsnü zan var. Yani güzel bir bakış. Olumlu bir bakış. Hikmete açıklık demektir. Hangi bir olumsuz bakışta duran hikmete açıktır? Adalet tavrında dahi olsanız demiştik hatırlarsanız. Adalet beklentisi hikmete körlüktür. Bakın adaletin kendisi hikmettendir. Ama adalet beklentisi orada dönenin, olayın, gerçekliğinin hikmetine kör olmakla ilgilidir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Onda dahi. O zaman biz ne kadar açız, ne kadar açık değiliz. Hüsnü zanımızı ne kadar yitirme. Bak hüsnü zan demek dahi yorum biçimsel bir varoluş demektir ya. İman dahi hüsnü zandır ya. Çünkü iki kişi varlığı var söz konusu. Bir yaklaşım biçimidir çünkü iman. Ama hangi yaklaşım biçimden yaklaşırsanız yaklaşın, hangi açıdan yaklaşırsanız yaklaşın iman veçenizden, imanınızın derecesi ve imanınızın şekillendiği zihniyete göre bir bakış açınız vardır. Yani Sünni cemaatin imanı ile Alevi, Şia cemaatin imanı aynı veçede midir? Baktığı dünya aynı değil. Hristiyan teolojisinin imanıyla, getirdiği teolojisinin imanıyla, yani bir Hristiyanın imanıyla bir Yahudinin imanı aynı çizgide midir? Evangelistlerle şimdi aynı çizgide de ayrı bir mevzu. Ne kadar aynılarsa onu bile aynılaştırıyorlar yani. Demek istediğime getireyim. Yani bu kadar farklı farklı veçelerden iman biçimleniyorsa biz farz edelim hepsini elime ettik de hakikatiyle böyle Allah'a bakan veçelerden bir imanımız olsun. Bakın hepsini bitirdik de hani öyle de bir imanımız olsun. Attım yani. Ammenna öyle de bir imanımız olsun.
Ya kardeş gene iman hüsnüzandır. Çünkü sen bir veçeden bakarken o binlerce, milyarlarca veçeden görünüş buluyordur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kulum bana diyor ki ne? Kulum bana hüsnü bağınıyla bakar. Hüsnü bağınıyla yakin gelir. Bu çok önemlidir ha. Kulum bana hüsnü zannıyla bakar, hüsnü zannıyla yakin gelir. Her bakışmış bir hüsnü zandır. Hüsnü zan, orada bulunan gerçekliğin açık olup da görünüşe ama o gerçeklik sadece o gerçeklik değildir. O birçok gerçekliklerde de görünüyordur. Yaratılmış gerçekliklerde de görünüyordur. Ve o sırada zatından mahrum bırakıyorsa gene bir hüsnü zandır. Kendi zatınızdan mahrum kalıyorsa gene bir hüsnü zandır. Onun için iman hüsnü zandır. Hangi veçeden bakarsanız bakın. Çok zor bir konu. Suizan demedim. Hüsnü zan. Üzerinizde düşünün. Bütün sohbet boyunca bunu işlemeyeceğim ama bütün sohbet bunun altını dolduracak. Bu hüsnü zanı. Olumlu bakış size gerçeğe kapı aralar. Olumlu bakış size ona katılmaya, ona katılırken ona yaratıcı etkinlikte, yorum biçimsel etkinlikte, efendime söyleyeyim, ona katılmaya ve ona yükselmeye sebep olur. İman dahi Allah'ı tam hakkıyla bilmek ve anlayabilmenin yetersizliğini içerir. O zaman yeterliliğini nerede bulacağız? Soru bu. Gelecek hafta cevabını veririz belki. Allah'a emanet olun. Hatırlatın ama. Selamun aleyküm.